Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Savaş Çorlu ve Güven Çukurtar'la birlikteyiz bu gece. Tabii mutlu geceler diyorum ama çok da mutlu değiliz yaşananlardan ötürü. Dün geceden bu yana biraz can sıkıcı konular konuşuyoruz yayınlarımızda da. Devamı da geliyor maalesef ama eminim bizim programımızın o pozitif kısmıyla atlatmaya çalışacağız bu gece o negatif yanları diye düşünüyorum. Eks hesaplarınızda son sayfa etiketine sizleri de bekliyoruz. Oraya da hoş geldiniz diyelim ve konuklarıma bir döneyim. Nasılız, iyi miyiz her şeye rağmen? Savaş Çorlu? Vallahi her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı gayet güzel geçiyor ama şu maçlar, yaşanan olaylar tabii ister istemez bizi üzüyor. Üzmeye de devam edecek gibi yani. Bilmiyorum ya, futbol konuşalım diyorum. Her geçen gün futboldan biraz daha insanları maalesef soğutmayı başarabiliyoruz. Gerçekten de yani çoluk, çocuk, yaşlı, genç, yaşanan bu durum. Bundan daha kötüsü olmaz dediğimiz her şeyden daha fazla soğumaya başladı. Aynen öyle. Ve gerçekten de bu üzücü. Yani tamam, bu işin sonu diyoruz. Hakem konuşmuyoruz, olayları konuşmuyoruz diyoruz. Maalesef bu konuda bilmiyorum, Güvenç Hocam da bana katılacak mı? Bazen zaman zaman çuvaldızı kendimize batıracağız. Bu konuda 62-22 hemen İçişleri Bakanımız olaya sıcağı sıcağına el attı. Bugün gözaltılar, işte olayın takipçileri, maç öncesi yapılan açıklamaları sosyal medyada, gazetelerde, dergilerde, dijital medyada, bazı meslektaşlarımız, sosyal medya kullanan eski futbolcular, teknik direktörler. Ya bence bu yaşananlarda herkesin, hepimizin bence bir payı olduğunu düşünüyorum yani. Bu olaylar durup dururken kendinden gelmiyor. İnşallah son bulur. Keşke yani bundan daha kötüsü inşallah bir daha olmaz. Ne olur? Ben mesela Josef olayını hatırlarsan yaptığımız her yayında söylemiştim. Bana göre o sezonun en kötü şeyi, olayı demiştim. Josef'e vurmaya gelen bir kişi ve Josef orada kendini savunurken ceza alıyor. Kendisini de değil aslında. Hakemi savunuyor. Hakemi takım savunuyor. Arkadaşı orada Salih'ti galiba. Onları evet savunurken. Siz bu cezayı kaldıramıyorsanız bu işi yapmayın. Kulüpler Birliği Başkanı da o zaman, yine bugün istifa etti, Ali Koç vardı diğer kulüplerde. Ben eğer yani bilmiyorum, Beşiktaş yönetiminin yanında olmuş olsaydım orada çok daha farklı yaptırımlar yapardım. Hiç olayın içinde olmayan, sadece kendi savunmadan dolayı ceza alan bir şey vardı. Şimdi de mesela imsal teşkil ediyor. O harekete bir maç, bu harekete kaç maç alacak gibi birçok şeyi tartışmayı beraberinde getiriyor. Üzülüyorum hakikaten. Milli ara, futbolu konuşalım, oyuncuların performansını konuşalım derken, yarışı konuşalım derken neleri konuşacağız? Yani bu hafta için işte çok kritik maçlar var. Bakalım ne olacak şampiyonluk yarışı derken. Milli takımımız çok iyi giderken milli takımımızın. Bambaşka bir gündemle karşıyayız bu haftanın ilk gününde. Hocam. Ya savaş konulara girdi hemen. Biz abi için nasılsın, iyisin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun demeden. Şimdi hocam bütün halimizi yani etkilediği için tabii doğal yani olarak. Bismillah, ne yapıyorsun, nereden geldin sen? Köfteci bizim Adem'in orada. Adem sana abi, sıhhatler olsun hocam. Adem abinin yanından geldim. Bugün Adem yani abi, o bizim alışık olduğumuz. Şimdi devamlı davetlerdeyiz, şeydeyiz. Evet canım, sen geziyorsun biliyoruz. Geziyorsun ne, iftara gidiyoruz ya. Şimdi bak, Serdar Sarıdağ aldık, Haldun Domaç, ben. Bizim Nuri Üstündağ var Giresun'da, seni de davet ediyor. Sağ olsunlar, yayınlarım yüzünden gidemiyorum maalesef. Yine selamlar, sağ olsun. Selam olsun, ben de çok katılamıyorum davetlere. Başkanı vardı, bilmem ne, bir sürü BİM'den, BAM'dan şeyler, doktorlar, arkadaşlarımız, hakimler, savcılar. Şeyler, güzel şeyler oluyor. Yine önümüzdeki günlerde yine yapacağız. Savaş'ı da o arada kattım. Yani şimdi şeyde sesli şey yapıyoruz, Nuri Üstündağ'la. Dedim Savaş gelmeyecek mi? Ben öyle diyor ama ben çok iftarlara katılmam yani. Böyle çok neyse, alışık olduğumuz geleneksel iftarlarımız şey var. Ayın şeyde 23'ünde de şey var herhalde. Halis Kongre Merkezi'nde Eray Kapıcı Tayyip bir şey veriyor. Oraya da davetliyiz spor camiası olarak falan. Ondan sonra yalnız Güvenç Kurtlar eşi yazıyor orada. Eşi ne olacak bilmiyorum yani. Eşi de yok. Lütfen şey yapmış, notta yazmışlar. Eşiniz de gelin diye. Bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Ya böyle gidecek. Bana göre çok iyi geçiyor şey. Ramazan, oruç olarak Ramazan iyi geçiyor. Ama tabii ki konulara gireceğiz. Bu ilk ne son ne dahası, daha kötüleri de olacak. Olmasın. Bundan daha kötüsü olur olmaz. Olur abi. Bir şey söyleyeceğim. Ders almadığımız müddetçe bak. Biz var ya, şimdi balık hafızalı derler ya. Yani fazla başlı şeyleri unutuyoruz. Daha evvel şimdi bak neyi unuttuğumuz net biliyor musun? Herkes oradan konuşuyor. Birisi kale arkasına atladı bir çocuk. Hakemi dövmüştü biliyor musun? Yumruklamıştı Trabzon'da. Hiç de hakim sonradan bahsetmedi. Şimdi bugün bu, yarın bu. Ya şimdi bir Ankara Gücü maçı var değil mi? Ya dedi ki o beyaz çizgiden içeri hocalar dahi girmiş. Hoca derken teknik direktörler de girmeyecek beyaz çizgiden. Hani yanlışlıkla maçta girebilir yarım adım falan. Maç bittiği anda o beyaz çizginin içeri... Ceza alıyor hocam zaten çizgiyi geçtiği anda. Normalde teknik direktör bile
Normalde ya maç nerede anında. Güvenlik nerede ya? Ya nerede polis, nerede şey? Şimdi nereye şey oldu? Şimdi bak tedbir alsalardı böyle bir şey olmayacaktı. Şimdi ben maçın şeyi anlatayım size. Gördüğümü anlatayım. Şimdi burada kim suçlu? Yani ben merak ettim. Şimdi Savaş güzel bir şeyden bahsetti. Maçtan evvel herkes bizim medya kusura bakmasınlar. Bizim kabahat medyadan. Ya zaten medyanın patlama. Bir kısmında, medya genel değil. İşte medyada tamam medya, bir kısmı artı, bir kısmı. Artı sosyal medya neyse, ve dijital yani hocam. Her neyse. Ya işte ya, medya diyorum ya şey, sana bir kısmı var mı? %90'ı işte neyse. Şimdi adamlar hazır fitili çekilmiş bomba gibi. Hazır zaten ya. Ya sen bunu üstüne körükle gidiyorsun. E sen bu olacağı bu. Zaten olacak yani. Zaten olacak. Gülüyorum yani ya. Ya arkadaşlar biraz itidalli olun ya. Bir verdiğiniz şeyleri, demeçlere, şunlara, bunları falan. Büyük ya, bir da, ya, gerilim ha? vardı zaten. Peki şimdi yönetim kurulu kararını bir okuyalım. Genel kurul toplantısı kararı alındı. Hemen o detayları söyleyelim. Sonra da Ali Koç'un açıklamalarına gideceğim. Toplantıda 2 Nisan'da çoğunluk sağlanamazsa 9 Nisan'da yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı çıktı. Genel kurulda son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtildi. Şimdi Ali Koç kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Bir ona bakalım. Yine açıklamasında da canlı yaptığı açıklamasında gerekirse Süper Lig'den çekileceğiz dedi. Ayrıntılar haberde. İnanılmaz bir gündem. Bunu konuşuyor olmamız bile çok hani beni açıkçası üzüyor ama ligden çekilmeye kadar ciddi konular konuşuluyor. Ya bu bir nasıl diyeyim, rest değil sanki, böyle gerçekten yaşanmışlıklara çok dolu dolu anlattı Ali Bey. Oyun olduğunu, bunun işte daha önce de vurgu yaptığını ifade etti. Bilmiyorum yani ligden çekilme 3 Nisan, normalde 2 Nisan 9 Nisan onu ilk toplantıda genelde olmuyorlar ama burada eğer olağanüstü olduğu için birinci toplantıda olurlarsa 3 Nisan'da maçımız var diyor Sayın Ali Bey. Eğer öyle bir karar çıkarsa ligden çekilme gerçekten de bundan önce defayen bazı başkanlar, kendisi de daha önce Ali Bey bunu gündeme getirmişti. Olursa Türk futbolu adına çok iç açıcı olmaz. Bunu kabul etmek lazım yani. Fenersiz, Galatasaraysız, Beşiktaşsız bir lig olmaz. Bunun yayıncı kuruluşu var. Bir sürü işte imajakları var. Futbolcular var. Yabancı olan oyuncuların uzun vadeli sözleşmeleri var. Yani böyle bir şey yaparsa Avrupa basında var. Dünya basında da gerçekten oluyor olur. Çok kızgın, kararlı, öfkeli. Önümüzdeki günlerde yeniden toplantı yaparlar mı? Yönetim kurulu içinde farklı işin kulüpler bile. Sen bekliyor musun böyle bir karar, ceza falan futbolculara? Bekliyor musun? Ali Bey'in açıklamalarından şunu anladım. Mesela beklenen ceza şu anda konuşulanları söylüyorum. İşte 8 maç, 6 maç, 5 maç orada 6-7 tane oyuncu var hocam. 6-7 tane oyuncuya böyle bu meblağda maç cezalısı alırsa. Sayın Cumhurbaşkanımız zaman telefon açmış, tamam mı? Geçmiş olsun demiş. Öyle Ali Bey, Koç öyle bir şeyler söyledi. Birileri daha yani şeyden bakanlarda ama artık kimse falan filan. Şimdi bunu öyle onu bırakmazlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi biraz evvel bir şey söyledin. Joseph'le ilgili ben söyledim dedim. Söyleyenler çok. Ben de söyledim dedim. Bakın o gün kendisi de zaten bu duruma tepkisini dile getirdiğinde bir gün bir hakeme saldırdıklarında anlayacaksınız beni demişti. O da evet, oldu. Basın toplantısında şimdi, ağlamasını bile eleştirdiler hocam. Ya, ya ben ondan sonra bak ondan sonra daha Altay maçı var. Ankara maçı evet var. Falan var da var. Bakın şimdi. Şimdi bakın o gün Joseph'e karar verdikleri... Önlem alınmaması... Bak Joseph'e karar verdikleri zaman ceza, ben böyle bir şey hayatımda görmedim. O kararı verenler, baktın şimdi ceza disiplin kurulu başkanı veya federasyon başkanı, ya arkadaş senin çocuğun orada olsa sen böyle öyle bir karar verebilir misin? Ceza verebilir misin? Bıçak da seni sokar gelir adama. Ya bir şey... Hocam, ya, o tip şeylere... ya ne şeyi ya, elinde görmedin mi mızrak gibi ya? Bunlar olacak olan şeyler, olur da yani. Normal bir insan olur mu bunları yapanlar? O zaman kulüpler bile diyecek ki arkadaş biz Joseph'e verilen kararın kaldırılmasını istiyoruz. Maçlara çıkmıyoruz yoksa. Bak bakalım bir daha oluyor muydu? O sahaya atlayan kimse dayağı yiyeceğini bilecek, atlayamaz. Hakemler o zaman nasıl maça çıkmama dayağı kararı aldılar? Yiyeceğini bilme değil. Yani cezasının çok ağır olması lazım. O başka ki... bakın hapis cezası kesin olması lazım. Değiştir kanunu 62-22. Ya arkadaş değiştir. Sen işte karakola gidip imza falan yok ya. Öyle bir şey. Daha ağır cezalı yaptırımlar koy. Sahaya atlıyorsan hakeme, futbolcuya saldıran ömür boyu maçta şey yap. Ondan sonra yatır 3-5 ay, 1 sene, 2 sene.
Bizim, bunlar için bir şey yapın. Hocam bizim tribünlerimizde şöyle çizgi maç izlenirken aşağı yukarı her tribünün önünde 100'e yakın adam vardır özel güvenlik. İngiltere Premier Lig'de öyle bir adam var mı orada? Dik düktür. Biliyor çünkü aşağıya girdiği anda o yeşil çizgiye zemine bastığı anda cezasının yaptırımının ne kadar olacağını. Hem yapma ömür boyu maçlardan men cezası. Birçok yaptırımı var. Ya burada kaç sefer oldu ya bu Altay maçı, Göztepe maçı öyle, işte Ankara Gücü maçı öyle, Josef öyle, bu öyle. Ya Trabzon'da daha evvel hakemi dövdü ya, bir kale arkasına attı. Altlıklar var hocam, bir daha. Altlıkları ya bunun cezayı bir kere ağırlaştırmadığınız zaman bugün bana yarın sana düşünecekler. Şimdi 20 takım diyecek ki arkadaş biz bunlara ceza verilmesini istemiyoruz. Sahaya atlayan kimse, tamam mı? Yani zaten burada güvenlik ne iş yapar ben anlamadım. Ya bunun böyle olacağı belli zaten. Ha orada tahrik etti bilmem ne. Şimdi bak. Trabzonspor'u bir izleyicimiz yazmış. Ben çok iyi biliyorum. Hep bize mesaj atan bir izleyicimiz Yakup Bey. Diyor ki Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olayları çıkartanlar Trabzonsporlu mu? Trabzonsporlu birinin bunları yapması olacak iş değil. Madem Trabzonsporlusun bunların takıma ne kadar zarar vereceğini düşünemiyor musun yazmış. Yani bu şekilde tepki gösteren çok fazla Trabzonspor taraftarı var bu arada. %100 o sayının çok fazladır. Ayrıca ben bu olayı mesela nasıl ki koskoca Ankara Gücü maçında olduğu Ankara Gücü camiasına, Trabzonspor camiasına, Trabzonspor bir futbol şehri hocam. Yıllarca sen oralara gittin, evet. Maça çıktın, kritik maçlara çıktın, önemli 3 puanlara çıktın. Sebat maçı olsun, Trabzon maçı olsun o zamanki ligde olan takımlarda. Hani Trabzonspor seyircisi normal şartlarda centilmen bir seyircidir. Ama öyle şeyler yapılıyor ki yan ortamı gelmek adına. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bir tarafım da Trabzonlu olduğu için söylüyorum. Hani biliyorum. Kendi takımına da zarar veren bir taraftar grubu. Hepsini söylemiyorum. Hep vardı. Bunu geçmişte de gördük. Kendi takımı oyuncularına yaptıklarını da gördük. Haksızlıkları hatırlayacaksınız. Maalesef vardı bunlar. Ama son zamanlarda gerçekten özellikle şampiyonluk da geldikten sonra daha ılımlılaşmıştı. Ben o yüzden çok şaşkınım. Ligden çekilme konusuyla ilgili Fenerbahçelilerin de mesajları var. Onları da okumak istiyorum. Mehmet Ekiman yazmış. Fenerbahçe ligden çekilemez. Bu kongre üyelerinin alacağı bir karar değildir diyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı takımını sahada görmek istiyor. Dün akşam tüm olumsuzluklara rağmen sahada kazandık. Çünkü kritik zamanlarda gücümüzü ortaya koyarak kazanmasını biliyoruz demiş. Yani demiş de maçın içinde bu yaşananlar, çünkü maç sonu yaşanmadı bir tek. Maç anında da yaşananlar vardı. Futbolcuları etkileyen, oyunlarını etkileyen şeyler yaşandı. Yani bu maç farklı da bitebilirdi ve şampiyonluk yarışı veren, mücadelesi veren bir takım bu olaylar sebebiyle geriye düşebilir, şampiyonluk şansından olabilirdi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi arkadaş söylüyor ama bak, şimdi bundan sonra eğer futbolcuları ceza verilirse olmaz. Bu facia. Sen şimdi benim bir kabahatim yok. Sen bana geliyorsun ya nefs-i müdafaa denen bir şey var kardeşim ya dünyada ya yani hukukta. Sen ne bana geliyor bıçakla şunla bunla vuracak veya bir tekme atacak gözümü çıkaracak bilmem ne benim kendini ya, müdafaa edeceksin. Ya bir tekme vuracak ayağımı kıracak. Minisküsü olacağım, çapraz bağım kopacak bilmem ne. Ben de şuradayım ne. Hocam. Öyle şey mi olur? Yani kendisini müdafaa etmesine gerek olacak bir güvensizlik ortamının olmasına çok şaşkınım. Yani tamam. Şimdi başka yere geleceğim. Şimdi bak. Çünkü futbolcular haksız, yabancı bak, çoğu. Bak, yani şey Türkiye'de bunu çok özür diliyorum lafını kestim. Josef'in olayında da gördük. En son Halil Umut Meler'in yaşadığında da gördük. Yani dışarıdan bakan biri. Ya bana da yabancı arkadaşlarımdan mesela sizin ülkenizde hani futbolcuların işte hakemlerin can güvenliği mi yok? Taraftar böyle saldırıyor mu? Gibi bir algı oluşuyor. Şimdi aradın ben mı? Bakıyorum işte bir sürü yabancı gazete kaos, skandal, işte yine olay gibi böyle başlıklar atmışlar. Bir kişi atlıyor falan filan iki kişi. O da yanlış hocam, tabii. Hocam eylem çok için atlayanlar oluyor evet. Olympiakos Yunanistan'da oldu mesela. Bak uzun zamandır orada maçlar seyircisi oynanıyor. Evet. Orası yani, da bu konuda çok, çok sabıkalı bir ceza. Arada bir Göztepe Altay maçı var mesela. Orada futbolcu arkadaşını yanında müdahale edemedi arkadaşına varken ya. O, hocam orada resmen cinayete yani. Teşebbüs gibi bir şeydi o bilmiyorum, ya. Yani diyorum ya camialara koskoca mesela 42 bin tane seyirci gelmiş. 42 bin kişinin içinde 15-20 sayıları sahaya atlayanların ilk pozisyondaki sayı atlanları çok fazla değil. Sonra galyana gelip tabi arkadan gelenler var. Yine de ben söylüyorum bunu koca bir camiaya mal etmek doğru olmaz. O arkadaşın da ligden çekilme olayı çok ciddi bir karar. Bu kararı almak kolay değil. Evet yani bir genel kurulayla divan üyelerine bırakmanın da çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ama şu anda bakıyorum gelirken baktım sosyal medyada bu konuda çok ciddi destek var Ali Bey'e yani.
Bir şey söyleyeceğim. Çünkü senin o cezalar açıklanırsa hocam o zaman olmaz. Çok daha... Öyle bir şey olmaz. Bir şey bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaç bin kişi var orada? 42 bin kişi var. 42 bin kişi. Sahaya atlayan kaç kişi var? 42 kişi. İlk başta kişi. O kadar yok hocam. İlk neyse başta zaten. Yani, fark etme. Şimdi şu var. Koca şimdi biz bir şey yaptı, bir açıklama yaptı Trabzonspor yönetimi. İşte biz veze yapmayız şeylerimizi, taraftarlarımızı. Bana göre yanlış öyle. Taraftarları sen değilsin ki bunları atlayan, yani seni temsil etmiyor yani. Sen yani bu bütün Trabzon taraftarların bunu mal edemezsin. Bunlar kim iniyorsa cezasını görecek. Ben niye ya Trabzonspor şimdi orada 40 bin kişi niye ceza görsün? Bu inenleri var ya. Bu inenleri bir daha ömür boyu almayacaksın. Bir daha hapse girecek. Tamam mı? Hocam inenler değil ki sadece. Trabzonspor'un burada düşünsenize. Şimdi kaç maç ceza alınır? Camiaya mal olacak ya. Camiaya mal olmayacak işte. Camiaya katmayacaksın. Ne camiası ya? Seyirci geliri var bunun. Reklam geliri var. İşte onu diyorum. Ben atlayanlar ceza görsün. Ha diyor ki seyirci cezası almasın diyor. Kişiye direkt ceza verirsin. Bir daha yapamasınlar. Ama hocam senin söylediğinde şuna çıkıyor. Şimdi bugün saldırmayan ama o stada giren ve bunu yapma potansiyeli olan başkaları da olabilir. İşte ama ceza verirsen iyi bir ceza bir daha kimse yapamaz. Caydırıcı ceza diyorsun. Caydırıcı. İki. Tedbirler. Güvenlik tedbirleri olacak. Belli yani. Senin ne olacağı belli. Bak şimdi maçtan evvel ki bak bizim arkadaş yönetici, medyadaki arkadaşlar böyle ateşi zaten fitilliyorlar yani. Fitili ateşliyorlar. Yakıyorlar şeyi. Anladın mı? Ya zaten burada yani diken üstündeyiz kardeşim. Sen buradan verilen mesajlar, bir sürü mesajlar hocam, söylemek istemiyorum. Bak, lütfen hocam teknik adamlar, futbolcular. Hepsini sayıyorum canım. Teknik sen adamlar da geçen haftaki Trabzonspor maçı öncesi ya, bakıyorum orada öyle bir açıklama. Hadi oraya gitsin Mert Hakan falan bunlara gerek yok. Ya maçın oynanmış. İşte ona hepsini sayıyorum ya. Diyorum ki zaten hazır bir yani bir şey var orada bomba var sen fitili buradan ateşliyorsun. Onlara ceza diye. Lazım hocam. Bu sosyal medya, dijital medya. Bu ya zaten onları yazıkla konuşturmayacaksın. Ama medyada var, arkadaşlarımız da var arkadaş. Yani şimdi söylemek istemiyorum, bizde de var konuşan. Yani niye bu oynadı, niye bu oraya gitti? Ya zaten adamlar böyle bir şey bekliyor veya fanatikler. Zaten Fenerbahçe kızgın olanlar var, rekabet var, normal. Ama bak saha içinde, pardon unutma bak, saha içinde olan hakem. Ya arkadaş, bak hakem federasyon başkanından izin almadan maçı tatil edemez. Bu maçın tatil olması lazımdı. Bununla ilgili hocam, de dakika, zaten. Bir, onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Erman Hoca'nın da söylediği. Ya hocam, federasyon başkanı bak talimat verirse ki veremez. Tamam maçı tatil et şu anda. Seçim var o var bu var falan. Veremez. Bu maçın tatil olması lazım. Peki, bak birinci su vakası Ali Sami Yen'de bu da ikinci su vakası. Şimdi Trabzonspor futbolcular tamam haklı olan şey var. Kırmızı kartları verilmedi. Bana göre %100 kırmızı kart. Tamam mı? Penaltı. 10 kişi olsa şey değişecek. Ama ondan evvel de su var. Adamın kafasına geliyor. Meşaleler var. Fenerbahçeli futbolcular da korktu. Korktu yani. Bu da var. O kadar su atılır mı ya şeye? Atıldı. Daha evvel maç iptal olmadı. Sen şimdi bir durdursan, bir, iki ikaz etsen bilmem ne. Dersin ki taraftarlar aman kardeşim. İptal olacak. Olmaz. Bak hakem. Ama hakem şunu söylüyorum. Hakem federasyondan bir izin almadan maçı iptal etme şansı yok. Bir dakika buna paralel bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Yayına gelmeden önce ben de bir eski hakemle bu olayla ilgili şey yaptım. Görüş alışverişinde bulundum. Şimdi mesela hakem iptal etmeliydi deniliyor. Hakemin iptal yetkisi var mı mesela çok merak ediyorum. Eskiden vardı. Var ya hocam, yukarıdan emir gelmedi. Yukarı değil hocam maçı yönetiyorsun. Ya. Maçı ya yönetirken. Olmaz abi giderken orada hocam, bak senin zamanında tehlikeli maçlar var. Senin zamanında ya, o zaman. Olmaz 2010, şimdi. Ama bir ya, şey söyleyeceğim. Allah Allah. Hakem diyor ki eski 2013, 2014, 2015 liglerinde kuralda. Bir, seyircinin kötü, çirkin, sahaya maddi attığı zaman anos. Evet. İki, evet. Anos. Üç, anos. Erman Hoca dün Trabzon'da ben maç iptal ettim dedi. Hatırlarsın evet. Serdar Çakman. Evet. Bülent Yıldırım. Ya bir tane daha vardı. Var arkadaş, hocam yaparsın. Ben merak ediyorum. Varsa şu anda hakemlerden prosedürü bilen. Ben Ali Mutmeler'in maçı iki kere, üç kere anonstan sonra iptal etme şu anda şeyi var mı? Yetkisi var mı? Çok merak ediyorum. Nasıl? Olmaz olur mu? Var da yapmadı ki. Bak var diyoruz. Yapmadı. Varsa ya var şey da yapamaz. Bak var bak isterse ya kardeşim. Hocam talimat var mı? Prosedürleri var da tabii. Prosedürleri hocam, yapmaz ki. Hocam sürekli bilmiyoruz ki bak. Ben ya, o kadar emin değilim. Olmayabilir şey ya. Bak. Emin değilim o olmayabilir. Daha bir fiyasko. O zaman daha büyük fiyasko. İşte bu konuda. Ya şu anda bak tekrar söylüyorum. Futbol Federasyonu başkanı diyorum. Talimat vermedi mi de kimse maçı şey yapamaz. İptal edemez. Bitti. Bu arada. Bitti arkadaş. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın hiç ortada yok.
Nasıl? Ya Allah Allah. Konuşacağız yani. Onları da. Federasyonda bir açıklama yapmıştır. Ben FIFA Başkanı Infantino'nun açıklamasını okumak istiyorum. Yani bu konu, bu olay yine her zaman olduğu gibi bütün dünyaya bizi tırnak içinde, ben bunu söylüyorum, kızıyorlar. Ben rezil olduk yine benim görüşüme göre maalesef yaşananlar sebebiyle. Aldık yani değil mi biz şimdi? Yani yarışırız hocam maalesef. Yani keşke daha güzel konularda yarışsak. Evet, yani doğru söylüyorsun da. Ya şimdi tekrar söylüyorum. Hakemin yaptığı hatalar, hakem. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben Cicu ile ilgili iyi oynadığı zaman çok takdir ediyorum biliyorsun. Ama her an bir saatli bomba bir şey hareket yapar diye bakıyorum. Bakıyordum değil mi? Al sana adamı ya. Kırmızı kart. Arkadaş ne işin var ya adamın kafasında ayağın ya. Bu nasıl bir stoper ya? Yere göğe koyamayanlara söylüyorum buradan. Yere göğe koyamadılar. Cicu da Cicu, Cicu da Cicu. Sen de Cicu'su musun? Neyse. Bu şey ne sonucu? Ya olmaz arkadaş. Adamın kafasına kırmızı kartı ver orada. Ver arkadaş yani. Sen Cicu'nu da Cicu'nu met ettiniz. Bunu Serdar Aziz yapsaydı şu anda biliyoruz değil mi? Kadıköy'de boğanın oraya asmışlardı Serdar Aziz'i. O yapmıştı olsaydı hatayı. Böyle bir şey. Kul hakkı var. Tabii sen böyle vır 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 konuşun. Onun aleyhinde konuşun. Bunun aleyhinde konuşun. Onu beğenme, bunu beğenme. Ha tamam, adam kötü adam mı? Yok. Değil. Ama şey, adını söyle. Yaptığı hata olacak şey değil. Bak daha evvel de şey vardı. Neydi o? Gitti Almanya'ya transfer olan Fenerbahçe'de. Kimdi? Kim? Kimizi mi? Yok ya. İtalya'ya gitti. Hayır canım. Ya yeni Allah mi? Allah. Macar çocuk neydi? Salahi. Salahi. Aynı Trabzon'da. Bir ilk golü onun yüzünden adam atıldı. İkincide de adamı sarıldı, aşağı attı. Hiç kimse ya bu Salahi kardeşim her maç hata yapıyor dedik. Her maç, bir maç, iki maçta ya hata yapabilir. Cicu bir maç yaptı. Belki bir daha yapmaz. Belki daha güzel maçlar oynar. Ama bu maçta hakem versene kardeşim. Ama gene söylüyorum bak. Bunlar Trabzon'ların lehine ama arkadaş o kadar su şey atılırsa ben korkarım abi. Kaleci evet, de olsam evet. Korkarım. O ya, golü ben yemem etkiler, ya. Hocam. Etkilemez mi ya? Her an kafama bir şey gelecekti. Ya ben Kocaeli Spor'la Galatasaray maçındayım. Erteleme maçımız, tamam mı? Yani bir berabere kalırsa iki kereyi lider bitireceğiz. Türkiye'nin tarihinde ilk bir şey olacak. Ya bir gün çıktım yemin ediyorum şu kadar bir meyve suları var ya karton hani, hı-hı, bir litrelik. Ya şuramdan aşağı geçti ya. Dolu bir litre karton. Kafama gelse beyin kanaması geçirdim. Gözümü patlar yani. Ya bir patlar. Litre diyorum ya. Bir daha çıkamadım kardeşim. Böyle bir şey mi olur ya? Sen tedirgin maçın içinde kafasına geliyor. Oraya geliyor, buraya geliyor falan filan. Biz o kadar su geliyor. Ya bu suyu var ya bu kenar şurası bir gelse var ya gözüne. Bitti. Korkar futbolcu ha. Şimdi ona bakıyorsun ben böyle. Ben hatırlıyorum. Ya bu ilk işte Burak Yılmaz'a bıçak mı çakmak mı bir şey gelmişti. Çakmak ya. Bir şey değil ya, gözün hiç şey yapabilir. Kelebek bıçak ya bir yerden aldı. Gerilere gidersek neler var neler ya. Şimdi statlara ya şarj şimdi aleti bak, bile almıyorlar. Yani geriye gidersek Geres'in kafasının aynı şekilde böyle kesici aletle yırılması, Fatih Terim, Hasan Şaş yani böyle bir sürü örnekleri var. Ya atanlara da birisi mani olmuyor ya, bir tane tokat çakacaksın yandakine ne yapıyorsun kardeşim diyeceksin ya, mani olmuyor adam ya. Buradan yanından atıyor ses çıkartmıyor ya. Ya bir de hani ne oldu? Pasolik var. Yok kamera oraya kadar çekiyor da bakıyor. Yakalayacaksın. Bir de orası bakın şöyle etkisi. Bir açıklama. 3 kişi atıyor, 300 kişi ceza alıyor hocam. O da çok onu söylüyorum. Dediğin ya, gibi hocam, kamera var ya, yakala şimdi, ya. 5 kişinin bak, 10 kişinin yaptığını bak, niye işte, sen bir 100 kişiye 500 kişiye mal ediyorsun ya? Veya kaç 40 bin kişiye? Türbün cezası geliyor ya şu anda mesela onu diyorum. 2 kişi oradan atıyor suyu. Türbün şimdi türbün ceza mi gelecek şimdi burada? Çocuğuyla maça gelmiş ceza yazık oluyor. Bir dahaki maç. O bölüme ceza veriyor. Trabzonspor'un 3. lig şansı var. Evet. Kupa şansı var. Sen şimdi bu maçlık şeyi de kapanır. Fenerbahçeleri yazık değil mi? Onu da söylüyorum futbolcularına. Öyle veya yani böyle hakem, hocam, hakem hatasıyla sezon, yendi mendi. Sezon ama başından beri aldığı her kararlar tartışılan PPDK'nın takibi bu sorudan nasıl çıkacak merak ediyorum yani. Bence tüm suç bence, diyor Oğuz Ateş isimli izleyicimiz. Bence tüm suç kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin yaptığı nefret ve suçlayıcı açıklamaları, kulüplere kötü görünmemek için eleştiri yapamayan Türk spor kanalları, gazeteciler ve duayen isimlerdir. Korkmayın artık, yanlışa yanlış deseydiniz bunlara fırsat gelmez halı altı diye bir yorum yapmış. Bravo, güzel söylemiş. Burada bizi de katıyor. Tabii katıyor. Ben okurum. Ben kendi adıma. Okusun ben doğru söylüyor. Ben kendi adıma ya ben, bu konuda. Ya mesela, bak. Futbolcu galip gelmiş sevinecek tabii ki ya. Ya bir şey futbolcuların ya, sevinci. Yani tabii ki o sırada deplasmandasın ve ev sahibi takımın taraflarını rahatsız edecektir. İlla ki edecektir. Herhalde edecektir. Yani bir şey söyleyeyim bak bundan evvel bak
Şimdi yine anımı şey yapacağım. Biz Trabzon'un şampiyon oynarken Trabzon'da 1-0 yendik. Hatta Saffet de yoktu. Ya maç bitti var ya. Hiçbir şey olmadı. Koşarak vurur içeri girdik ya. Ya kardeşim bir bak yani sen orası Trabzon ya. Ha diyeceksin ki sevinmeyelim mi? Ama... Sevinme kardeşim orada da sev. Bak bunlara da şey veriyorum yani tamam mı? Zaten bir ya bizim kültürümüz böyle bu işte. Bizim kültürümüz bu arkadaş. Sen orada yaparsan gözünün önünde bunlar ya zaten bizim diyorum bak ne var biliyor musun? Şimdi ben adliyeye gidiyorum ya şeye staja falan filan. Diyorum ki bakıyorum daha biz 200-300 sene bize hakim, savcı şey ne lazım yani biliyor musun? Avukat falan bu bir de 200-300 senede psikolog, psikiyatri lazım bize. Vallahi bak. Ya bu meslekler bak, bitmez yani. Şöyle bir bakış açısı Miraç Bey yazmış. Sosyal medyadan futbol takip eden bir toplum olduğumuzdan beri ülkemizde futbol saha dışında her yerde oynanıyor. Eyyamlar, algılar, hakaretler bu kadar kolay yazıldıkça bu kaos bitmeyecek. Futbol hastası bir ülke olarak futboldan çok kaostan beslenir olduk çok yazık güzel. Ki. Yine çok güzel bir yorum. Ben diyorum sosyal medya bir kanalizasyon çukurudur adeta. Güzel kullandığımız zaman çok zamanlarda o kötü dönemlerde mesela en son 6 Şubat'taki geçen seneki depremde birleştirme, hastalıkta, kan aramada çok acil durumlarda müthiş bir şey. Ama orayı öyle bir hale getirmişiz ki bildiğin kanalizasyon çukuru. O yüzden diyorum 62-22 ben de dahil bizim sosyal medyada kullanan gazeteci arkadaşlar, gazeteci olmayıp diyorsun da gazeteci yazanlar, eski futbolcular, eski hakemler, eski teknik direktörler bunlara bir yaptırım lazım. %100. Fenerbahçe Trabzonspor'da Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe yönetimi gayet güzel ağırladı. Birlikte evet evet zaten zannediyorum. Ali Koç da Ali Bey de açıklamasında maçtan bir gün önce Ali Bey'in açıklamaları bundan. Son derece güzel açıklamalardı. Karşı tarafı kışkırtacak bir şey yok. Yani maç öncesi maçtan sonra da bir şey demedi Trabzon'la ilgili. Maçtan hemen sonra Sayın İçişleri Bakanımıza yani? Yerlikaya bu konuda güzel açıklamalar yaptı. Yani burada bazı yöneticilerin evet, bazı hakemlerin, bazı gazetecilerin, bazı gazeteci gönüllülerin hatası var. Buna mutlaka bir yaptırım lazım. Ben de dahil, sen de dahil hocam. Varsa bizim de bundan ben şeyimiz... Ben konuşmayacağım için öyle baştan evvel... Ya böyle şeyleri biliyorum. Hatta konuşanlara da kızdım biliyor musun yani? Ya kardeşim ne? Ya bırak senaryoları bırakın. Ya çünkü bizim toplumumuz bu. Bizim kültürümüz bu. Bu. Biz diyorum ya 200 sene lazım bize yeni bir kültür, yeni bir şey gelsin, anlayış gelsin. Biz de bu. Adam sahaya da atlar, hakeme de atlar. Bizim daha şeyler de olabilir Allah korusun. Ya hocam Fenerbahçe Galatasaray... Aslantepe'de Fenerbahçe ilk galibiyeti aldı orada mesela geldi sevindi. Galatasaray orada 20 yıl sonra yendi sevindi. Bir dakika bak şuraya bak çıkarken. Allah aşkına şu mızrak gibi arkası gene bu insan arkası... Trabzon seyircisi. Kimse. Oradan niye almış hocam ya onu? O bir şeyde oldu işte. Almış ama o Göztepe Altay'da oldu. Maçında aldı ama eline vurdu. Bunun ucu süngü ya görmedin mi? Yere hocam, o aynı. Çakıldı işte. Allah korusun çakıldı yani. Orada zaten. Ama yok o tarafını kullanmadı yani. Yine iyi. İnsaflı. Allah korusun o tarafını kullansa. Hocam sağ olmadı. Olsun yani. Ya ama öbür tırnak tarafını içinde. Kullansa ölümcül olur inan, ya. İnan yani benim şey mızrak olsa, gibi ya. Şu Roma mızrağı ya. Vermek istemem yani. O kadar şey yapıyorum. Üzülüyorum ya. Bu arada gözaltına alındı 12 şahıs. Onu söyleyelim. Şey devamı da gelebilir. Yok hocam hiçbir şey olmaz değil. Olmaz, burada bence ya. Burada Allah Allah. Hocam bir şey olmaz değil. Bu konuda çok, ben Sayın İçişleri Bakanı'nın bu konuda hemen sıcağı sıcağına başlayıp bugün de bunun devamı olacağını düşünüyorum. Ya bak bununla ilgili bir yeni bir kanun çıksın arkada. Spor suçlarında teröre yapsınlar. Yani, terör zaten. Ya. Yani, ama ya işte bunu atacak bak teröre. Tamam mı? Terör savcısı var arkadaşım. Fenerbahçeli futbolcuların olayın içine bu kadar girmeleri, üzerlerine gel. Hocam yani hepimiz insanız ya. Yolda giderken sana birisi saldırsa ne yapacaksın ya? Elini kolunu kaldırmayacak mısın? Şimdi bak Soner Şahin diye bir savcım var benim terör savcısı. Ona soracağım biliyor musun? Bak hiç haberi yok beni burada konuşturuyor falan. Ne olur bunu terör suçuna soksunlar. Atsınlar içeri. Şimdi şunu yazıyorlar çok fazla. İşte futbolcuların saldırmasıyla ilgili ne düşünüyor yorumcularınız diye. Ben ya ne söyleyeceğim ya? Metrobüse bindin daha abiye bindin giderken sana birisi laf söylüyor. Tamam kardeşim hadi bak işine diyemezsin ki yani. Oradan sağdan geliyor soldan geliyor. İlk başta bir kişi görüyor sonra bir anda... İnanılmaz bir kalabalık sen oluyor. Sen nereden nereye geçtin ya? Arabadan, otobüsten nereye geçtin sahaya? Ya sahada nereden hocam? Benzetme yapıyorum yani. Sen şimdi halı ya sağa... Ne benzetme? Ya halı sağa... Ya, ya burada adam senin baksana... O mızrak tarafı gelse orada var hayır ya... Hayır hocam futbolcuların saldırmasına diyorsun diyor. Futbolcuların diyor sahaya giren taraftarlara... Nefsi müdafaa ya. Kendini kollayacak ya. Söyleyeyim ben futbolcuyum bir tane tekme vuracak ayağımı kıracak, kolumu kıracak. Ben belki futbol hayatım bitecek ya. Bugün bir mevzu oldu benim şeyle oğlumla. Ergun vardı bize bir sene. Ergun diye bir futbolcu 18 gol attı. Ali Şenol'un Fenerbahçe'yi alacaktı. Bir gece bak
Bir Münih şey oldu, çapraz bağ, futbol hayatı bitti. Bak bir çapraz bağ ile. Diyeceksin ki nasıl Fenerbahçe'ye giderken nasıl oluyor bu iş çapraz bağından. Bir sakatlık futbol hayatını bitirdi. Ya burada belki kırılacak ayağı, belki gözünü çıkaracak. Belki ne bileyim bıçak saplayacak. Futbolcuların bunu orada kendilerini müdafaa etmesi. Arkadaş hiç ben aklım sırmıyor. Bu Josef'e nasıl şey verdiler ceza, ben beynim duracak yani. Josef demişken Josef'in... paylaşımı var bu olaylarla ilgili. Bir o haberimizi getirelim ekrana. Siz adam olmazsınız diyordur Josef. Beni ne endişelendiriyor biliyor musunuz? Şimdi bir gün aynı şekilde bir hakeme saldırdıklarında dedi bu oldu. Allah korusun yani en sevdiği işi yapamayacak bir noktaya bir futbolcuyu getirdiklerinde mi anlayacağız biz? Onu da söylüyor anlamayız, ya. Anlamayız. Yani adam da ölse anlamayız biz. İnan bana. Vallahi bak anlamayız diyorum ya. Yemin ediyorum şeyde Altay maçında vurdu kafasına çocuğun beyin kanamasına. Afrika'da bir maçta uluslararası bir organizasyonda çok özür dilerim 2013-2014 ya da 15 yıllarında olabilir. Haberini hatırlıyorum çünkü çevirisini yaptığım için bir ayakkabı mı ya bir yabancı maddenin fırlatılması sonucu bir futbolcu öldü. Yani araştırırsanız bulursunuz yani bu da yaşandı dünyada zaten. Yani maalesef. Yani ayakkabı, çok... topukluğu, sert bir cisim işte hocanın az önce bahsettiği gibi gözüne gelebilir. Birçok şey var tabii ki ama acaba diyorum hocam bir sene futbol mu yasaklansa ya? Böyle bir artık yani futbol bir tiyatro hep söylüyorum ya. Bir ya tiyatroya nasıl gidiyorsun, alkışlıyorsun, sessiz bir şekilde izliyorsun. Men edeceksin ya. Futbola bir daha giremeyecek. Ha, Josef'in söylediği şey orada çok önemli. Fenerbahçeli oyuncuları ya. Birbirlerine destek verdiğini söylüyor. Ben evet. Mesela birçok tip olaylarda... O Olimpiyat stadında yine böyle bir Beşiktaş Galatasaray maçı olmuştu. Sonlarına doğru hatırlayalım. Orada da mesela sahaya inenler olmuştu. Konya Kupa maçında olmuştu. İlk etapta orada mesela arkasına bakıyor. Takım arkadaşlarına destek veriyor. Oradaki yabancı oyunculardaki birlikleri de kutluyorum yani. Evet. Belki ceza alacak. Çıkacak sonuçla ilgili bir şey demem ama Josef'in vurgu yaptığı şey doğru. Yani ya, orada bir de bir mesela şey... Eren Elmalı ya, çok da... Josef'in yaptığı zaten bir şeydi hani orada. Refleks aslında. Yani şimdi dünkü maçta yaşananlar daha uzun süren bir durum. Hani orada refleksten çok bir müdafaa, bir karşılıklı bir arbede var. Ama Josef'in yaptığında bir refleks gösterdi zaten. Yani o. Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? O çok daha hani inanılmaz bir şey ceza alması zaten. Bak Melike bunu yaşayan bilir. Bak ben Kocaeli Spor'da oynuyorum. Bandırma'da, Bandırma Spor'la maçımız var. Bir gol attık falan filan. Bir baktım son maçın sonuna doğru o tel örgüler var ya. Böyle hani bir iki metre. Taraftarlar bir tel örgüleri yıktı. Üzerlerine sıçramaya başladılar biliyor musun? Gittim hakeme. Dedim ki hakeme böyle yaptım. Hocam dedim bak tel örgüleri yıktılar geliyorlar. Hakem geldi yanaştı şeye tamam mı? O giriş kapısının oraya bir düdük çalar çalmaz nasıl biliyor musun kaçtı. Şimdi ya içeri bir girdiler o, ya onu anlatamam size ya. Ya çeyirciyle karşı karşıya kimin ne yapacağı yok biliyor musun? Ya oradan hakeme yetişen oldu sırtına falan vurdular böyle. Neyse hakem içeri kaçtı. Biz kaldık mı şeyle taraftarlarla? Kaldık ya kapıyı da kapattılar hakemler girdiğini. Ya o ya size anlatamam o duyguyu ya. Ya linç edecek sana. 500 kişi girmiş. Anons bitti. Yaptırdı mı hakem o zaman? Ne anonsu? Anons manası yok hiçbir şey yok. Gol bir tane hareket gol verdi diye. Ondan ya o duyguyu kimse yaşayamaz. O cezayı verenlere oraya bir koyun ben de ne yapıyor? Affedersin altına yapar. Hocam bak ben yani bu, öyle ben, şey yok. Ben bu anonsu... Bu kadar ya kaç yüz kişinin içinde bir ya kapıyı kapatırlar kaçacak yer yok. Ya kime ne vuracaksın? Ya kolunu paramparça yaparlar ya 20 parça ayırırlar seni ya. 500 kişi içeri girmiş böyle. Sonra çok itizalli davrandılar bize bir şey yapmadılar biliyor musun? Girdik içeri ama yani var ya orada bizim bir Galip babamız vardı. Suya çamurayı atmış tamam mı? Şeydi havada şeydi. Diyor ki ölü taklidi yaptım diyor. Yaşlıydı da. Ya nasıl güldük biliyor musun? Ölü taklidi yaptım diyor. Çamura suya atmış böyle. Ya var ya güldük tabii sonradan sonra o şeyleri atlattıktan sonra. Ama o duyguyu, o heyecanı yaşadık ya. Ben o ceza senin... verecekleri var ya. Oraya bir koyun da böyle taraftarların içine. Ben onlara bir göreyim senin, bakayım. Senin söylediğin olay eskiden birçok statta vardı. Eskiden Yunus Stadı'nın arka tarafında kale arkasında da vardı. Otel direkler tavlanıyordu. Aşağı düşüyordu, yıkılıyordu. Bunlar çok fazla oluyordu. Ben ama bu anons konusunda bak tekrar oraya özellikle vurgu yapıyorum. Eğer bilen talimat neyi varsa belki ben yanlış biliyorum. Uzun zamandır ben sahaya yabancı materyal attığı zaman bir hakemin gelip böyle eskiden bir numaralı anons derdi. Birinci anons stadın o golde bağıran taraftarların lütfen sahaya yabancı madde atmayınızın dışında ben bir şey hatırlamıyorum. Varsa hatırlayan bana söylesin. Talimatnamede bir değişiklik olabilir.
Yok ya, ellerinde yok. Değişiklik hocam, var mı daha bana... facia yani. Hocam bak, bir şey var. Talimatnamede değişiklik varsa daha bir facia. Bak, ben onu şimdi bir taraftan elinde mesajlar arada da bakacağım. Niye uzun zamandır ben birçok kez sahaya... O zaman niye takımlar cezalıyor, kulüpler? Sahaya yabancı madde atmaktan, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı. Ama uyaran hakem görmedim. Eskiden bakın 1, 2, 3 diye işaret yapıyordu hakemler. Anons istiyordu. Ya zaten evet. Ondan şimdi sonra... Şimdi ben görmüyorum hocam. Ya ondan şimdi... sonra santraya çağırsın hakemleri. İçeri girince bak, de çıkamazsın biliyorsun içeride, değil mi? Zaten bitti, o senin söylediğin bitti, içeride oluyor işte. O karar maçı yönetirken bitti, almıyor. İçeride bitti, o karar alınıyor. Ya hani dışarıdan talimatname öyle şey olmaz. Nereden duyduysan bunu mümkün değil. Hocam ama şöyle yazsınlar varsa bak, eski hakemlerden ya, bilenler ya da bu işi bilen... Ya öyle yok öyle şey ben ya. Ben şimdi soracağım sana. Reklam arasında soracağım. Vereceğim bakayım var mı yok mu? Talimatname değişti mi? Değiştiyse daha bir facia. Hocam bak tekrar sen söylüyorum. Birçok sahaya yabancı matilen attı. Alt liglerde de dahil. Hakemlerin ben anons yaptırdığını çok fazla şey yapmıyorum. Böyle gayri büyük olaylar dışında. Yaptıracak? Ya bunu ya ben anlamadım. Arkadaş diyecek. Ya diyeceksin bak. Bak hakemlere... şey yazıyor. Güvenlik taraftarı etkisiz hale getirdi. Neden hala saldırdı futbolcular diye yazmış. Hadi canım uydurmasın o da ya. Nerede güvenlik şey yaptı? Birkaç kişi adam, birkaç kişi aldıkları bir kişi yakalan, yoktu ama etkisiz hale getirilenler de vardı. İlk ama başta baktığın zaman bir kişiye odaklanıyor, sonra kamera genişe geçtiği zaman çok sağdan soldan gelenler var. Gelenler var. Evet. Yani gelenler var ki ben mesela normalde böyle maçlarda taraftarlar arasında bir şeyler çıkacak diye endişelenirsiniz hani ama bir taraftarın ya da taraftarların futbolculara saldırması seviyesi hani çok korkutucu. Ben yani futbolcuların maçı, ne kabahat var? Orada oğluma, eğlendi diye mi acaba? Ben oğluma, hadi evet evet işte yani, tribünlere yani, biraz yani, sevinç gösterisi yaptıkları için tepki gösteriyorlar ama bu yani deplasmanda kazandığınız zaman ya ben kulüp televizyonunda çalıştım ve stadyumunda iş yaptım. Deplasman tribünüyle yan yanaydı stüdyomuz. Ben bir yani medya çalışanıyım. Bir taraf değilim orada. Bana bile yani deplasman taraftarı neler yapıyordu? Neler neler yapıyordu ve ben yani ne yapayım? Gülümseyerek karşıladım, uzaklandım. Bak, çünkü maçta... onlar da bir şov yapıyor. Kazanmışlar deplasmanda. Yani deplasmanda kazandığın zaman bir şekilde o sevincini oradakilere göstermek istersin. Bu rekabetin tatlılığı da buradadır ya. Bunun benzerlerine bak söylüyorum. Ben 1997'den beri Kadıköy'de, Ali Sami Yen'de, eski statta, yeni statta bir sürü 20 yıllık galibiyet serisinin olmadığı bir süreç. Hasan Şaş Marsiyolar'ın gol attığı 99 galibiyetinden sonra 21 sene gazeteci olarak o galibiyetlerin görülmediğini, farklı mağlubiyetler oldu. O statta da birçok olaylar yaşandı ama yani baktığın zaman iki tarafa da sevinmek ve üzülmek hakkıdır ya. Sevinecek tabii ki. Ben de bak daha hocam, Tuncay Şanlı'nın var. Tuncay Şanlı'nın mesela çıkıp da eski Ali Sami Aslan'da reklam tabelalarının üzerine girip mesela o zaman Bir Baba indi şarkısı söylemesi falan. Bunu o zaman o sevinçler de o zaman herkes sayensin. Allah göstermesin. Bir de bu maçta güvenlik kurulu kararıyla seyirci yasağı bir tek Fenerbahçe Trabzonspor maçında var. Ya seyirci olsaydı orada? İşte o daha korkutucu. Ya seyirci olsaydı? Peki bir şey söyleyeceğim sana. O doğru söylüyorsun. Allah korudu. Kim ne o Galatasaray'ın antrenörü gitti bayrak dikti. Sones. Sones. Öyle şey Allah hocam, ya hocam, orada esas bakın, bak orada biri gidip adamı vurabilirdi bile. Yani yapma yani o da yanlış da. Orada kimse bir şey demedi arkadaş. Sevinçtir, memiştir, kızdı, gitti. Ya kendi işte, takımına kız, kendi şeyine kız. Şimdi teknik konulara daha girmedik. Hani Fenerbahçe nasıl oynadı, şey Trabzon nasıl oynadı. Hocam geçmişten yani, bu tarafa bakalım. O zamanlar 62 falan yoktu. Geçmişten sayarsak Kadıköy'de bir sürü maç sayarım o 20 senelik sürede. Dediğim gibi yumurtaları sayarım. O kadar çok mesaj sayarım, geliyor ki hangi birini olsa. Geçmişi artık konuşmak istemiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Sevinçler iki tarafta da vardı. Galatasaray'da gitti orada sevindi. Yanlı mesaj Trabzon olmasın tamam, lütfen. Tamam söylemediğim bir şey yok. Hepsini biliyorum. Fenerbahçe futbolcunun tribünlere olta hareketini niye söylemiyorsun demişler. Söylüyor musun? O da var. Başka orada hareketler de var yine bu tarafta birkaç tane. Olta balık tutma hareketi gibi bir şey zannediyorum. Ya, şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçeli futbolcular bunu yapıyor. Trabzonspor kazandığı zaman Trabzonspor sosyal medya hesabından yine o tarz paylaşımlar yapıyor ve yapabilir. Ya yani bunlar bu futbolun içinde olan şeyler değil mi orada zaten? Orada da mesafeli olacak. Orada da güzel şeyler olacak. Evet. Şey orada da aşağılayıcı olmayacak. Şey yapmıyorum, kabul etmiyorum yani. Olta hareketi mi yoksa yani terbiyesizce bir hareket yapsa daha mı iyi? Yapmadı demiyorum. Bunu taraftarlar, o da yansır yansımaz. Taraftarlar arasında hep yapılıyor. Fenerbahçe Trabzon'a 21 yıl sonra yenildi değil mi geçen sene? Orada sevindiler. Fenerbahçe şampiyonluktan oldu. Gayet de güzel. Uğurcan'a hava yaptılar. Ya bu sene de yendi Fenerbahçe'yi Trabzon. İşte onu yapamam hocam. Sevinci orta yani, sahada yaptılar. Yani bir şey söyleyeyim. Olur ama bu kadar. Ya, bak bu maçtan sonra bak. Bu maçtan evvel yazılanlar, çizilenler, söylenenler baktığın zaman şimdi burada bir şey ne denir ona bir şey var yani infial var. Hazır her şeye.
Sen sevinme kardeşim, git. Yapma yani. Hocam ya. Bak, yapma tabii ki. Yani. Şimdi bak. Bana göre de yanlış. Git, git içeride sevin. Bu maçta daha fazla polis olmalıydı. Özel güvenlik arama yapmamalı. İbrahim Bey yazmış. Dün 90+1'de de bu konuşulmuştu. Doğru. Böyle bir maçta. Polis sayısı acaba yeterli mi değildi? Daha fazla güvenlik önlemi alınmalı. Çünkü yani bazı maçları öngörüyorsunuz. O detaya. Olayların çıkabileceği. Yani taraftarsız olunca çok bu öngörülemeyebilir ama... maalesef son dönemde yaşandığı için saha içine de girme durumu daha fazla önlem mi alınmalıydı? Her türlü o önlem alınmalıydı daha fazla. Seyircisiz olmuş olsa bile onun güvenlik toplantısı yapıldı. Hafta içi yapılan açıklamalar ortamı gerdi. Ne olursa olsun futbolcu sevinçlerine bugün Icardi'nin bana göre montaj, hala o gerçek görüntüyü görmedik. Montaj görüntüyle ceza veriyorsa o maçta da işte kimine göre balık tutma makinesi, kimine göre el hareketi. Bu tarafta işte gülmüş, eğlenmiş, bunların hepsi. Futbolcunun da provokatörü var, futbolcunun da ortamı gereği var, taraftarın da var, gazetecinin de var, teknik adamın da var, oyuncusunun da var, tabii. Eski futbolcunun da var, hepsi var. Keşke hiç olmasa, herkese diyorum ya, bir yaptırım olsa, o hareketi eğer normal şartta sahaya inecek ya da atlatacak derecede bir hareket değil. Kızabilirsin ama o zaman ya taraftarlar şöyle bir şey var, hangi maçta olursa olsun bir sahaya normal şartta hocam 5-10 kişi atladığı zaman arkasından gelir. Bu hep böyle oldu. Bir bak mesela sahaya gidilen maçlara. 1-2-3-5 bir bakmışsın ki arka tarafından böyle bir hemen onu rüzgarıyla o sayı çoğalabiliyor. Dün de böyle oldu. Birkaç kişiyken bir anda arkaya fazla kişi. O sonlarına doğru Eren Elmalı'yı kutluyorum. Gelen taraftarları Fenerbahçe pozunun üzerine onları tutuyor. Evet, çok güzel, çok güzel bir hareket. Hakikaten bence dün akşamın en güzel hareketi. Hiç tanımam Eren Elmalı'yı. Tebrik ediyorum. Yani Trabzonspor camiasına bakın bu kadar... eleştiriler, ağır şeyler, bu camiaya mal olmaz. Ben o futbolcunun da yapmış olduğu güzel hareketi söylüyorum. O kardeşimi de tebrik ediyorum yani. Evet, ben de tebrik ederim. Bravo. Peki, devam edeceğiz. Dış basında nasıl yankı buldu, başka neler oldu, yapılan açıklamalar. Ya bu konu biraz uzun. Sizlerin çok yorumu var, görüyorum. Son sayfa etiketine okumaya da çalışıyorum ve okuyacağım. Şimdi bir ara. Aranın ardından ikinci dilimde yine birlikteyiz. Aranın ardından ikinci dilimde yeniden birlikteyiz. Şimdi biraz bu yaşanan olayların, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananların dış basında nasıl yer bulduğuna bakacağız. Manşetler gelsin ekranlarınıza. Evet, yani başta söylediğim gibi yine dünyada böyle müthiş bir başarımızla değil, yine bir kaotik skandal olayımızla gündem olduk. Çoğu başlıkta skandal, kaos gibi ayrıntılar var maalesef. Hem futbolcuların, hem taraftarın, hem de işte kitlesel olarak bir şiddete yöneldiği vurgusu yapılıyor. Tabii tarafsız bir gözle bakınca, daha belki uzaktan bakınca bir şeyleri daha iyi görüyorsunuz. Aslında bu haberleri o yüzden getiriyoruz, ekrana veriyoruz. Hani dışarıdan nasıl göründüğümüzü anlayalım. Çünkü bazen sıcağı sıcağına bir tarafın sempatizanı, diğer tarafın sempatizanı farklı şeyler söylüyor. İşte burada yazıyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. Ama uzaktan şöyle genel çerçeveden bakınca işte böyle görünüyor. Ben bir de özür dileyeceğim izleyicilerimizden çok. Bir saat yaptık, ilk dilimi bitirdik, ikinci dilime geçtik. Bir günü de geride bıraktık. Öyle bir gündem içindeyiz ki çok özür diliyorum. Normalde yani 3,5 yıldır bu programı yapıyorum. Şu günü hiç atlamam. 18 Mart'ı mutlaka konuşurum. Şehitlerimizi anarım. Evet, yani ekranlarınıza da getirdik ama biz konuşmadık. Biz bir şeyler söylemedik. Bugün burada bu programı yapıyor olmamızın bir sebebi de o zafer, 18 Mart, Çanakkale zaferimizdir. Bir kez daha şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Atlamayalım. Geride kaldı gün belki ama hiçbir şekilde unutmadık, unutmayız. Hakikaten ben de özür diliyorum. Birimizden birini unutmasın. Bazen hatırlatıyorduk böyle günlerde. Olaylar Ramazan derken 109. yılı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Seyit Onbaşı'nın o 215 kiloluk top mermisini sırtlayıp o savaşın kahramanlarından, Balıkesir'de onun mezarına da gitmiştim. Köyünü de gezmiştim. Çok da duygulanmıştım. Bir kez daha şehit olsun, rahmetle anıyorum. Çok özel bir gün, hiç unutulmayacak bir gün. Her 18 Mart'ta anacağız. Hakikaten bir kez daha özür diliyorum. Yani çok üzüldüm, ben de ben sabah kalkar kalkmaz bu 18 Mart'ı paylaştım.
Evet yani, sosyal medyalarımızdan paylaştık. Yani az önce ekranlara da taşıdık. Gün boyu ekranımızda vardı. Evet. Ama biz canlı yayının adrenaliniyle bu konuları konuşmaktan, evet, izleyicilerimizin soruları, yorumları derken kendi aramızda bir şöyle anamadık. Ben de onun için özür diledim. Yani ben esasında tabii hep bu konu bizi meşgul etti ama gündemde bu vardı. Dünkü maç vardı. Ancak şeyi de takip edemedim, biliyor musun? Yani bununla ilgili sosyal medyada başka, yani televizyonları falan izleyemedim, biliyor musun? Çok kötü bir gün geçti yani. Kötü. Çok kötü. Dün geceden beri çok kötü. Yani Çanakkale zaferini bir daha şey yapamadık. Çok güzel. O çok güzel şeyler olmuştu orada yani. Çok anlatılacak hikayeler var. Yani ne bileyim, çok yokluklarla mücadele eden o şehitlerimiz var ya, yani nasıl saygıyla anmayalım ya. Bugün yokluk izledim hocam ben de. Ha? Sayın Cumhurbaşkanımız da Çanakkale'deydi, yani bakanlarımız oradaydı. Güzel anmalar vardı. Seyit Onbaşı'yla ilgili olmayan kabristanına ve köyüne gittiğim zaman çok güzel bir şeyi orada öğrenmiştim hocam. Çanakkale şehitleri. Dile kolay, o 215 mi 226 kilo şey. 215 kilo hocam. Ya onu böyle bir şeyi var ya, 50 kiloyu kaldıramıyorsun yani. Çok da mütevazi bir insanmış. Hiçbir zaman köyünde kendisini de şey yapmazmış. Hep gizlermiş, biliyor musun? Bugün mesela en ufak bir şey yapıp sürekli kendini anlatanlar. Allah rahmet eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor Balıkesir'e. Diyor ki Seyit Onbaşı nerede? Seyit Onbaşı'yı arıyorlar, bulamıyorlar. Bu yaşanmış bir hikaye. Çok etkilenmiştim. Seyit Onbaşı orada o top merdesini kaldırdığını köyünde bilmeyenler varmış. Atatürk sorduğu zaman niye soruyorsunuz diyorlar Seyit Onbaşı'yı. Diyorlar ki böyle böyle, bu Çanakkale Zaferi'nin kahramanı. Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına çıkanmak için üstü bir ödünç bir elbise alıyorlar, giydiriyorlar, çıkarıyorlar. Seyit diyor, ne istiyorsun benden diyor. İstediği bir şey istediyor. Orada sonuçta kahraman var karşısında. O zamanlar sadece iki ekmek fazla almak için bir karne istiyormuş hocam. Sadece iki ekmek, evet, için bir karne istiyor. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk oradan ayrıldıktan sonra iki gün sonra o ekmeği hak etmediğini düşünüp tekrar o karneyi iade ediyormuş. Çok etkilenmiştim bu hikayesini, gerçek yaşanmış bir hikayeye. Şimdi bile acayip etkilendim yani. Ya bugün sana ne istersin diye soruluyor. Her şeyim vardı. Üstündeki ceketi bile bir başkasından bulup giydirip karşısına çıkarıyorlar Atatürk'ün. Allah gani gani rahmet eylesin. İyi ki o gün o savaşta yer almışlar. Bütün ya dünyanın bir, da. Ya işte şeyleri nerede bir filmde şey yapmıştık, bir dizide. Ya birer tane zeytin günde. Ya bir tas çorba bile değil. Zeytin de şey yaptılar, savaştılar ya. Yokluklar içerisinde savaştılar ya. O şeyler... Genç çocuklar 14-15 yaşında. Onların resimlerini gördüm. Onlar altında bir yazılar yazmıştı ama şeyde moralim bozuldu. Okuyamadım, şey yapamadım. Hocam ya şurada yani, işte bu görüntü. Yani iman gücü diyorlar ya hocam. Bugün düşünsenize, bu cüssede bir insana 215 kiloluk top mermisini verin ve kaldırın diyeceksin. Ya orada hakikaten hakikaten iman gücü hocam. Dünya şampiyonu kaldıramaz. Kaldıramaz işte. O anda onu kaldırması, yani, o topu oraya yerleştirememiş olsa bugün belki çok farklı şeyler olacak. Yani, bugün burada olmayacaktık. Çok, diyoruz ya, bir işte daha yani böyle yüzden, bir savaş yaşatmasın Allah hiçbir zaman bu ülkeye diye. Hep deriz ya, Allah güç kuvvet versin diye. Gerçekten o hep söylerim. Yani hakikaten iman gücüyle kaldırılmış ve bu kadar mütevazi bir insanın tekrar şimdi anlatırken diyorlarım kendi kendime. Genç çocukların değil mi? Görüyor musun şunlara bak çocuk, ya. Çocuk hocam yani. İşte bunları 15-16 yani. 15-16 yaş. Ya olacak şey, belki de daha ufak ya. 14-15 yıl. Tekrar affınıza sığınıyoruz. Filmlerini, belgesellerini bugünü, her gün izlesek. Sen en son, evet, bir belgesel izlemiştin. Burada paylaşmıştık Fenerbahçe kulübünün. Evet, o Kurtuluş Savaşı'yla ilgili. Yani bunlarla ilgili ne kadar tarih okusak, ne kadar izlesek. Keşke. Bir de şarkılar var, türküler var. Çanakkale içinde vurdular beni. Aynalı Çarşı. Orada da Çaynalı. Hocam ilk Çanakkale'ye gittim. Gitmeyenler de Çanakkale'ye gitsinler. Onunla ilgili gitsinler. Bir şey söyleyeyim. İlk Çanakkale'ye gittim. 10-15 sene önce şehitli ekmeden önce Çanakkale'ye gittim. Hep şarkısı türküsü alınmış. Çanakkale Aynalı Çarşı. Bir diyorum ayna arıyorum. Ya diyorum nerede bu Aynalı Çarşı falan. Bir boy aynası kadar bir esnafın içinde bir çarşı. Ben istiyorum böyle birkaç tane. Bitlis'e gidersin, beş minare nerede dersin. He. Hepsi farklı yerlerde. O Aynalı Çarşı'da bir tane ayna vardı hocam. O sembolik. Yani böyle çok fazla ayna arıyordum ben Aynalı Çarşı olduğunu. Girişte mi? Şeyde yok mi? Çarşının içinde küçük bir çarşısı var zaten. Çanakkale'ye de selam olsun buradan. Beşiktaş Kulübü'nün de bir paylaşımı varmış 18 Mart'la ilgili. Bir onu getirelim ekrana. Ben olmuş gerçekten ya. Beşiktaş'ı iletişim ekibini tebrik yani, edelim. Evet. Murat Boza da yani güzel onu oynamış, orada nasıl mi gördün? Ya kulüplerimiz işte bunlarla böyle bu paylaşımlarla yani, rekabet olsun dedik ya işte. Bu rekabetler bu tip şeylerle, daha güzel şeylerle alkışlansın. Ya çok duygulandım daha ya. Galatasaray Lisesi'nde de aynı şekilde bu şekilde. Fenerbahçe'de de böyle. Yani daha fazla olsun bu tip şeylerle birleşmeyi. Nasıl ki bu ülkede kötü bir şey olduğu zaman madem faciacı oluyor, Allah
göstermesin bir daha. Bir araya geliyor kulüpler. Sarı lacivert, sarı kırmızı, siyah beyaz. 6 Şubat'ı hatırlayalım. Hepimiz bir olduk. Şu anda neler, 19.03 bu arada. Beşiktaşların gününü de kutlayalım. Kutlu olsun Beşiktaşların günü de. Ya biz istediğimiz zaman bu kavgalardan çok rahatlarınabiliyoruz. Bir araya gelebiliyoruz. Evet. Ama keşke bir kötü bir şey olmadan böyle güzel zamanlarda bu derbileri güzelleştirebilsek hep. Evet, evet. Bu Beşiktaşlar günü, pardon. Hakan Uzun biliyorsun Kanada'dan Beşiktaşlar günü kutluyor kızı Nihal Derin'le oğlu. Teşekkür buradan edelim. Selamlar. Bizi izliyorlar. Yani, selamlar onlara da. Beşiktaşlar, ondan Beşiktaş, hasta Beşiktaşlı. O benim göndermiş hemen. Toraman abinin oğlu var, Çınar. Şey, torunu var. O da Beşiktaşlıdır. İyi Beşiktaşlı. Uyumuştur şimdi ama o da abi selam söyle diyordu. Toraman Çalışkan abime, Serdivan'a. Orada Kanada daha çok erken değil mi? Ya, 7 saat falan var galiba. Beşiktaşlılar yani üzgün bu aralar hocam. Ya Beşiktaş takımı iyi gitmiyor. O yüzden şu çocuklar abi diyor, ne olacak Beşiktaş? Konuşacağız. Konuşacağız. O maçı da konuşacağız. Vakit kalırsa hatta hızlanalım o yüzden. Şimdi biraz sağ içi. Yani yorumlarınıza yine bakacağım konuyla ilgili. Özellikle Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama sonrası şu ligden çekilme konusu. Çok merak ediliyor. Çok da hani bunun olacağına inanmıyor genel olarak Fenerbahçeliler ama bir kısım gerçekten çok öfkeli olan kısım da çekilelim gitsin diyenler var. O konuya yine geleceğim, konuşacağız. Ama biraz maça da gelelim, biraz maçı da konuşalım. Çok kritik bir mücadeleyi kazandı Fenerbahçe deplasmanda ve dış sahada üst üste 9. Galibiyeti. Ayrıntılar haberimizde. Dış sahada 15 maçın 14'ünü kazanmak çok önemli gerçekten. Önemli bir istatistik Fenerbahçe adına. Kendi evinde zaman zaman kırılmalar yaşıyor ama deplasmanda çok iyi. Bu Avrupa'da da böyle oldu. Eskiden, son haftada. Eskiden Fenerbahçe'de bir slogan vardı. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok diye. Hala o soyunma odası, Mixon diye tabir ettiğiniz çıkışta o koridorda o yazı duruyor. Son yıllarda o psikolojik baskıdan mıdır, gelmeyen, uzun yıllardır gelmeyen şampiyonluktan mıdır nedir bilmiyorum ama geçen sene de Fenerbahçe iç sahada 9 ya da 11 puan kaybetti. Yani iç sahada puan kaybettiğiniz zaman bu kadar şampiyonlukta çok ciddi bir avantaj kaybedersiniz. Yani o baskıyı seyirci bakıyorum, bazı maçlarda olağanüstü destek veriyor. Bazı maçlarda özellikle sezon başında kaybedilen puanlardan sonra da bir gerginlik kendi içlerinde olabiliyor. Ya iç sahada kaybediyor, dış sahada kazanıyor. Bunun nedenleri acaba bakmak lazım. Orada daha mı motive olabiliyor, daha risk mi alıyor? Dış saha maçlarındaki oyuncu değişikliklerine baktığım zaman İsmail Hoca'nın daha böyle cesur, daha net oyuncu değişiklikleri yapıyor. Bunlar Rize maçını, maçını sayabiliriz. Trabzon maçını sayabiliriz. Kadro tercihi, evet doğru. Kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri. Değişiklikleri, evet. Yani bu da baskının olmamasından olabilir yani büyük ihtimalle. Şimdi Güvenç Hoca Batshuayi'den bahsedecek biliyorum. O yüzden bir haberimiz daha var. Onu gireyim, bakalım. Öyle konuşalım. İstersen ki biraz da üzerine konuşmuş oluruz. Çünkü nöbetçi golcü diye yıllarca artık hani onun lakabı oldu Semih Şentürk'ün. Rekorunu egale etti Batshuayi. Bir haberimizi izleyelim. Evet, Semih Şentürk'ün esprili paylaşımı da güzel. Karışık yani. Biraz Batshuayi, biraz Semih Şentürk. Gerçekten hocam. Evet. Semih de çok büyük golcüydü be. Evet. Hele bu şeyde 2008'de Euro 2008 ya. Attığı gol. Slaven Bilic'i susturuşu. Yani benim öyle nasıl vurmak ya. Vallahi Semih burada kulağı çınlasın. Tebrik ediyorum tekrar. Şimdi Batshuayi bak şu attığı gollere bak. Müthiş bir santfor. Bunu gönderiyorlardı. Fenerbahçe'de biraz evvel de Savaş'la beraber bakarken Emre Mor'u gördük ya. Adamı nasıl verdiniz kardeşim? Nasıl ya? Müthiş hocam, bir adam. Batshuayi'de gidiyordu hocam, yani. Kendi gitmek istedi bence. Ya hocam, ya hayır ne oynamayacak Umut ya? Umut Nayir de kendi gitmek istedi hocam. Emre Mor da kendi gitmek istedi. Ya Umut Nayir şimdi bunların arkasında üçüncü adam. Bazı futbolcular olmaz, daha kendisi, çok oynamak istediği takıma gider. Ya medyadakilere kızıyorum. Kendi gitmek istediği bir şey olmaz. Nasıl olmaz hocam ya? Olmaz Servet abi. Çetin'in sezon sonuna ya kadar yarım sezon sözleşmesi vardı. Oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum dedi. Sivas Spor'a gitti. Oynadı oradan milli takıma gitti ve ya Servet de kaldı. Bunları bir şey yap bir tutma ya. Hayır, Servet gitmek istedi yani. Servet'e de selam olsun da. Ya olmaz böyle bir şey. Ya bunları gönderiyorsun arkadaş ya. Gidiyordu. Batshuayi gidiyordu. Beğenmiyorsun. Anlatamıyorum. Oynayamıyor. Batshuayi oynamıyor mu? İşte giriyor. Oynuyor. Atıyor. Sana lazım bunlar sonradan. Emre. Kilidi çözecek adamlardan bir tanesi. Tamam mı? Onu gönderdin. Lincoln. Niye gönderdin kardeşim? Allah Allah. Yani neyse şimdi buradan Batshuayi bakalım Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ne yapacak? İngiltere'ye mi gider, oraya mı gider, buraya mı gider? Şimdi burada havasını da buldu. Golleri ya şimdi bak bunun şanssızlığı ne biliyor musun? Bunun şey kaç tane Beşiktaş'ta direkten dönümün? 10 tane. 10 tane. Değil mi? Emre mi? Şeyin ya Batshuayi'nin 10 tane Beşiktaş maçında direkten dönen şutu var ya.
Bir maçta adamı değil beğenmediler. Tabii ya, bütün genel ya, maçta. Sezonda yani. Beşiktaş'ta oynadığı dönemden bahsediyorsun. Çok fazla. Ya attı. Çok da attı ama attığı kadar da kaçırdı. Fark et ya, direkten dönenlerini koysan zaten bizde kimse bir kimseyi beğenmiyor ya. Ben anlamadım bu adamı, ne yapması lazım. Bak tekrar söylüyorum, bizim menajer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ya hepsi bir şeyleri böyle bu fake hesaplarla bu taraftarı yönlendiriyorlar. Bir tane gol kaçırsın, aa doğru işte doğru söylüyor diyor. Bir tane mesela. Anladın mı? Bir hareketinden. Olmaz, onun yerine adam alacaklar. O amcalar da keseye dolduracaklar. Ama bak şimdi Dzeko gibi bir isim varken yine sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle, sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gol ve Avrupa'daki attığı gollerle yine şu anda, hatta İsmail Kartal'a basın toplantısında bu soruldu. Burada oynanan maçtan sonra, Saint-Gilloise maçından sonra. Yani zorlanmıyor musunuz kimi oynatacağınızı düşünürken diye. Çünkü ikisi de gerçekten çok formda. Hani kararsız kalmıyor musunuz diye İsmail Kartal'a bile sordular. Gerçekten teknik adam için hem çok güzel bir şey hem de ne yapacaksın. Ama bence bu sezon özelinde çok güzel kullandı ve değerlendirdi iki oyuncuyu da. Küstürmedi Allah'tan, biliyor musun? Evet, aslında Batu Şahin'in yani hep böyle duygusal yönünü konuşuyoruz ama ya. Ama bir ara gitmek bir ister işte. Bir ilk sezon başında yani. Ama bu arada zaten transferinde de son anda bir problem oldu. Yoksa İngiltere'ye gidecekti. Gidiyordu yani. Yazı günah olacaktı. Evet. Yani biz de Nottingham Forest'a gidiyordu, evet. İsmail Hoca'yı da burada kutlamak lazım. Gerçekten de yedekli olan oyuncuyu oyuna sonradan motive etmek kolay olmaz. Hocam en iyi siz bilirsiniz. Yani yedek olan oyuncuyu oyuna girip hemen gol atması. Bir şey söyleyeyim mi? Okan da mesela Kerem Demirbay'ı mesela zaten iyiydi. Oynatmıyordu falan filan ama koydu. Futbolcu da gereken şeyi verdi. Cevabı verdi yani. Şimdi Fenerbahçe'de ya bana da öyle şeyler geliyor ki ya bu Kazma'yı niye oynatıyor bu şeyi, Dzeko'yu falan diyenler çok ama hakikaten çok. Çok. Hocam Dzeko ile Icardi varsa oynar. Dzeko'nun en kötü halinde sağda olur. Ya kardeşim, onu beğenmeyen var. Batu Şahin niye oynamıyor diyor. Çift santrafor oynadığın zaman, bak çift forvet diyorlar ya, çift santrafor oynadığın zaman, tamam mı? Orta sahan güçsüz kalır. Dün Trabzonspor da öyleydi. İki tane orta sahayla çıktı. Ya dua etsin de yani şimdi Abdullah Hoca'nın da yapacak bir şeyi yoktu, biliyor musun? İki tane ne böyle bir şey yapayım dedi. Bir icatlar yapayım dedi, kurtarayım takımı. Ya o suları muları taraftarlar atmasa, korkutmasalar Fenerbahçe daha fazla yani oyundan düştü. Neyse, evet, yerden geri geldi. Fred ve Tadic'i de konuşalım. Ya Fred zaten. Ya bak, Galatasaray bu Fred'i alsaydı, tamam mı? Bence Şampiyonlar Ligi'nde devam ederdi. Bak devam ederdi. Okan da Kerim Aktürkoğlu'nu orada oynatmazdı. Galatasaray'ın hocam hemen burada şel koyacağım sana. Yani burada kusura bakma ama. Orası değil. Galatasaray eğer bugün iyi bir sol bek olsaydı oynardı. Orta sahada bir şekilde idare etti Galatasaray. Yok ya, idare etmedi. Hocam Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne elenmesi orta sahayla alakası yok. Şampiyonlar Ligi'ne elenmesi tamamen sol bek hocam. Hiç burada bu konuda netim hocam. Orta sahada. Ya senin en iyi takımında kimle oynadın? Bayern Münih. Geçen gün ya vallahi Bayern Münih'in en iyi şeyi ne o? Sağ tarafını Kingsley Coman'a adım attırmadı ya. Adım attırmadı. Senin orta sahan yol geçen anı gibi. Kerem Aktürk orada oynuyor. Ortada iki kişi var. Tam orada o konuda. Orada Mertens de oynasaydı. Kerem o ya Aktürk fark etmiyor. Anlatamıyorum. Ya hocam, Kerem Demirbay oynasaydı. Fark etmiyor. Orta saha. Sizin görüşünüze saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın orta sahası sizin dediğiniz bak, kadar. Ben bir şey söyleyeyim. Ya, bana cevap vermiyorsun. Bak diyorum ki sana. Kingsley Coman'a tamam. Adım. Bak, Fener takım Bayern Münih'in en fazla oynayan ikinci oyuncusu. Kimmişten sonra. Yani direkt oyuncusu. Ama şimdi öyle bak, bir şey değil. Bir dakika hocam. Şimdi adım attırmadın sen ona. Sen diyorsun ki sol bek şeyimiz var. Allah hocam, Allah. İlk maçta da oynatmadın adamı. Gidip Kazım Can'ı oynattın, genç çocuğu. Orada da bir gol yedi. Senin bak Bayern Münih maçlarında orta sahan iki tane orta sahayla çıktığın için sen orada yeni güzel oynadın ama yenildin. Hocam Galatasaray Bayern Münih'e karşı iki maçta da bana göre iyi futbol oynadı. Bunlar yenildi. Yenilmesi var. İyi futbol oynadı. O senin orta sahanı beğenmedi. Ya? Pozisyon anlamında gayet bak, çok, çok da pozisyon buldu. Hiç alakalı yok. Golleri yerken. Ya üç tane de. Ya bak 3 tane alsan 5 tane yiyeceksin yani. Fred gibi bir oyuncu tabii ki Galatasaray'da olsa Allah da farklı Allah. Olurdu ama ben o zaman oynatmayacaktı Kerem'i. Nereden nereye geldik şimdi biz? Fred'den nereye geldik? Sol bek daha önemli. Bu güzel gerilimi ve tartışmayı ben kimimde de yapalım o zaman. Evet. Bugün çok konumuz var. Hemen şey söyleyeyim mi? Niye kimim? Sanatçıları falan da şey yapmıyoruz? Kimi sorayım? Angelina Jolie mesela çıksın. Angelina Jolie'yi sorayım. Nasıl bulacaksın mesela? Mesela ne filmlerinden bileyim? Falan mı? Hiçbirine hocam dudak, magazinden böyle bir dudak. Hocam bütün, ya. Şöyle. Ya bütün mahvetti ya. Bak bu şey var ya.
Guardiola var. Bak, Angelina Jolie nereden geldi aklına? Senin. Ya ne bileyim. Yemin ediyorum bütün, sana. Bütün kadınlar aynı. Bu dudak. Ya ben herkes ona benzemeye Melike. Çalışıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak şurada ama bir şey ama o doğal ya. Şimdi benim bak, gençliğimin şarkıcısı Sezen Aksu. Ya on numara bir güzeldi. O dudakları şunda. Abi kardeş bir Hınca Uluşlu Allah rahmet eylesin bir yazı yazmıştı onunla ilgili bir eleştirdi. Millet demişti abuk subuk orada. Ya şeyler söyledi. Ya kardeşim onu da yapan bir doktor kim acaba merak ediyorum. Sen ona nasıl yaptırdın? O doktor seni nasıl hocam perişan etti ya? Aklım sırmıyor. Şimdi Melike Angelina Jolie'yi nereden bileceksin dediği zaman yani benim hemen aklıma. Çünkü bu kadının baktığın zaman hanımefendinin dünya üzerinde o dudak yapısıyla birçok örnek ya böyle değil ama Angelina Jolie bir tek dudak değil bence yüz ayrıca hatları da çok güzel bir kadın ya, tabii ki. Tamam herkes ben dudağını yaptırdığı için ben söylemek istiyorum. Bu tarafları bak, biraz hocam dudağı da doğal. Yok doğal. Bence tamam doğal da bizimkiler ona benzetmek için ya, herkes böyle ona maymun oldular. Böyle yapma, bakıyorum. Hocam, herkes ona benziyor. Hayır, ben şey yapmak istemedim şimdi. Angelina Jolie öyle benzetmek istemedim. Bir hocam güzellik öyle benzetti algısı ki var yani. Böyle bir dudak. Evet hep öyle. Bütün bakıyorum. Ben söylemek istemedim. Ya, sen nereden geldin Allah hocam? Allah Allah. Ya da Afrodit olsun. Afrodit? Ahutu bu mu? Afrodit ya. Bizim Ahutu. Bir şey söyleyeceğim. Biz burada konuşurken soru geldi ve doğru cevap geldi. Size inanamıyorum eyvah yani. Allah Allah. Yavuz Bey tebrikler. İlk cevap doğru. Ben soruyu okuyayım. Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkede dünyaya geldim. Süper Lig'de ilk maçıma Galatasaray karşısına çıktım. Spektaküler gollerimle adımdan epeyce söz ettirdim. Jose Luis Mendili var. Sen nerelerdeydin be? Diyor. Kadıköy'de rakip olmak hiç kolay olmayacak. Cevap tabii ki Angelina Jolie değil. Brad Pitt mi? Hocam çok formdasın bu gece ya. Yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Akdeniz'e kıyısı olan. Hocanın aklı Angelina'da. Yok şey. Şimdi birisi de dedi ki bugün isim vermeyeceğim. Karısından korkan birisi. O diyor Afrodit'le diyor beraber çıkıyorsunuz ne kadar güzel diyor. O. Vallahi isim vermiş. Her an aile faciası olur. Afrodit de sensin bu arada. Hocam bunu yayında söylemeyecektin. Ama isim vermedi. Olduğunu söylemedin ki. Hayır ama bunu da söylemeyecektin. Yok bunu söyledin. Hocam ben böyle mi anlaşmıştık? Ben yorum yapmama hakkımı ya kullanıyorum. Ya bu Jules Mendili var ne ya? Hocam. Sen neredeydin ben? Allah Allah. Ben bunu hiç bilemem ya. Hocam burada yalnız çok bir şey söyleyeyim mi? Ha. İzleyici kimdi? Onu tebrik ediyorum. Bu kadar kısa söyleyebilmesini. Biz burada evet, dedikodu evet yaparken. Ha? Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke. Şu an Sevilla'yı çalıştırıyor değil mi? Bu ipucu mu oldu? Bayağı ipucu Sevilla'yı oldu. Mi çalıştırıyor? Hayır bu değil. Sorduğumuz kişi değil. Mendil Bar'ı söylüyorum. Ha. Ya ne bileyim ben bunu. Ben tanımıyorum bu Sevilla'yı çalıştıran adamı. Ben bilmiyorum arkadaş yani. Şimdi diyorlar ki hocam ne biçim şeysin ya. Hocam. Hocam Kadıköy'de. Şimdi bak ne var biliyor musun? Kadıköy'de rakip olmak hiç kolay olmayacak. Galatasaraylı demek ki bu. Ya Beşiktaş. Türkiye'si var. Beşiktaş. Ama İstanbul'u. Yok ya Beşiktaş ya Galatasaray bu. Yok canım Galatasaray karşısına yok çıktım diyor. İstanbul'u yok mu? Tamam. Trabzonludur o zaman bu. Trabzon'da değil. Trabzonlu değil mi? Türkiye'si yok dedi galiba hocam. Akdeniz'de kıyısı olan ya Yunanistan'da. Hayır Türkiye'si yok dedi hocam. Ama nasıl Galatasaray gol? Galatasaray gol attı. Türkiye'si var. İstanbul'u yok. Bakasetas mı? Hayır. Bakasetas. Süper Lig'de ilk maçıma çıktım. Trabzonludur. Trabzon'u yok mu? Hocam Trabzon'da yok dedim. Yok dedim mi? Dedim. Allah Allah. Rodayaga? Hayır. Olamaz. Bakın daha ilk ya cevapta bildiler ya. Trabzon. Nereli olur? Hangi takımda olur? Bu Adana Demirspor, Antalya. O zaman yok. Biraz bu ha? Geri hocam. Antalya. Eski. Ha? Antalya olmaz. Galatasaray koyma. İstanbul olmadığına göre. Güneylerde. İşte Antalya. Alanya, Antalya. Alanya, Antalya. Ne acaba? Antalya Spor'undandır ya. Antalya Spor'dan kim? Antalya Spor'u yok. O zaman Alanya Spor. Alanya Spor'u var. Yok. Mersin'e olabilir. Çok eskiyse bu. Adana Demirspor'u olabilir. Yok Adana Demir olmayabilir. Mersin belki. He? Şey ya Adana Demirspor'un santrforu kim? He? Adana Demirspor'u da yok. Bu Alanya Spor. Oraya odaklı. Alanya Spor'u da yok. Hadi bakalım. Ya Antalya Spor'u vardır artık. Güney dediğine Antalya yok. Antalya yok dedi hocam ya. Antalya'da mı yok Alanya dedi? Yok. Güney'de hangi takım kaldı ya? Isparta Spor var. Orada ne var? Altay vardı. Ne Altay? Ege demiyor. Güney de. Güney dedim. Ne?
Güneyde iki Gaziantep. Türkiye'de tek takım. Aa, Adana Demirspor olamaz. Mersin. He? Şu anda Arabistan'da mı? Yok, şu anda Yunanistan'da. Olympiakos. Güney dedin, güneyde Gaziantep o zaman. Olympiakos'ta mı? Evet. Gaziantep'te. Gaziantep'te değil. Kıyısı olan. Denize kıyısı olan. Hatay Spor'da şu anda oynayan. Hayır, ha. Şu an Hatay Spor'da değil. Oradan Arabistan'a gitti. Arabistan'a mı gitti? Katar'a mı gitti? Oradan da Katar'dan da Yunanistan'a gitti. Fatih Hoca dönemi mi transfer yapıldı? Ya. Santrafor gittiğine... vardı ya, bir tane çok gol atan ya. Hatay Spor'da. Ha? Kim acaba? Yavuz Bey vardı ilk ya. Bildiği hocam, burada Santrafor vardı ya. Dünya kadar gol Santrafor, attı ya. Santrafor, evet. Gol, dünya kadar gol attı ya. Faslı. Evet. Ya çok gol attı da gitti ya. 10 milyon euroya bilmem nereye Arabistan'a. Ben Onur Tuğrul mi? Bildi. Adamı ben de bildim de ismini çıkaramıyorum. Hocam sende zaten bu isim sıkıntı. Angelina Jolie oldu mu hemen biliyorsun ama futbolcu adı oldu mu? Yani. Ne o? Gol atan. Dünya kadar yazan var, bakmayacağım bak. Ya dünya sen, kadar. Ben bana yazdım. Ben, benimkiler hiç bilmez. Ya söylüyorum sana, attı adam dünya kadar gol Faslı, attı ya. Faslı, Santrafor. Şu an Yunanistan'da, Olympiakos'ta. Hiç bana baş harfini de söylesen bilemem. Hiç adamın yani ismi aklıma gelmiyor yani. Bu şey... ya çok golcü ya adam. Hatay'ı, tutamadılar. Hatay'ı, Hatay'ı ilk geldi. İlk geldi ya Hatay Spor'a. Fenerbahçe alacaktı, alamadı. Ha, bravo. Ha, bak yaklaştım. Şimdi benim de unutkanlığım tuttu hocam. Ne? Kim? Yok yok, o hocanın söylediği isim. Artık gelsin mi? Bulamayacaklar. Yok ya, bak şimdi A diyeceğiz şimdi. Ben söylemeden ben nasıl bulacaksınız? Ben buldum da ismini bulamadık. Vallahi ismini bulamadım. Ben buldum. Ya 50 kere Fenerbahçe'ye geldi. El. O değil. Sen yanlış biliyorsun. Yanlış düşünüyorsun. El Cordo Beste'ydi. Ya adamı ben şu anda... Şu an müthiş bir golcüydü, bilmiyor musun ya? Şu an Olympiakos'ta. Fatih Hocam'a şey rakip ha? Evet. Yok hiç, ben vallahi bilmiyorum. Biz benim kimse pes ediyorsanız. Pes vallahi ya. Ben pes hiç. Rezil olduk hocam. Ne ben? Sen yine buldun da. Ya sen ismini abi sen. Gelsin. El Kabi'yi sorduk. Ha. Hocam bilir aslında burayı hocam. Aslında doğru mu? Buldun evet, mu? Evet doğru bulduk ama. Hocam doğru söyle. El Kabi bir başka bir isimdi. Yok pardon, başka bir santrafor ya. Vardı. Ben onu evet demesinden anladım yani hocam. Yok yok. Tamam yok, bu değildi. Bir tane daha. Yok bunu bulamazdım ben. İzleyicilerimizden yok. Gelen eski. Ama bir dakika ya, bu da olur mu? Çok gol attı bu da ya. El Angeli cevabı. Oo, kaç kişi atmış? Kaç kişi? El Angeli. Onyekuru yazanlar var ya. Peki, şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş haftayı mağlubiyetle kapattı. Artık teknik direktör Santos'a güven her geçen gün azalıyor. Bir haberimizi izleyelim, sonra üzerine konuşacağız. Enteresan bir maçtı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Enteresan. Ama... Dünyada herhalde bir eşi enderi olmayan bir maçtır. Eşi benzeri yoktur. Beşiktaş-Antalya Spor maçı. Ya bu böyle bir penaltı olur mu? Ayağına çarptı marptı. Dünyada böyle bir var mı acaba ya? Ya bizim Recep bir baksın böyle ayağına çarptı marptı diye penaltı iptal edin. Çift vuruş. Yani. Yok hocam ya, orada kural ya. Onu diyor ya. O hangi o kadar... kural ya? Ayağına... Ben de ilk görüntüde bir şey anlamadım bir şey ama sonra izlediğimde baktım. Dedi ki futbolun içindeyiz. Konuşuyoruz. Her kuralı bilmek zorundayız. Hakemler bile bilmiyor bazen. Hakemler bile güncellenen bilgilerden uzak duruyor. Hakemlerin tabii bilmesi lazım da. Ama şunu söyleyeyim. Kaleciyi tebrik ediyorum. Kaleci neye itiraz ettiğini o pozisyonda, o mesafede onu gördü ve görür görmez penaltı iptal dedi. Demek ki kaleci bunu biliyor ya. Biz bilmez kaleci. Evet onu söylemiyorum. Tebrik ediyorum hocam. Bir şey söyleyeyim. Bak gerçekten çift, bir kişi iki defa vuramaz. Bak bir adama. Kalecinin daha topu... Bak, ama ben gördüm. Ya kuralları ben sana söyleyeyim. Bir futbolcu mesela direkten döndü, geldi, vurdu, gol atamaz. Niye iki defa vurmuş oluyor bir futbolcu? Tamam mı? Sayılmaz. Ya burada nerede hocam, vurdu kardeşim hocam, öbür ayağına hocam, ya? Kural diyor ki dünyada, diğer ayağa temas ettiği zaman bak. Nerede temas? Ya nereye şey mi? Niye Raşit'se itiraz etmedi? Kaleciyi tebrik ediyorum tekrardan. Bana o arada niye dediğim zaman sonra dedim ki helal olsun bu kaleci dedim ya. Ben ne kaleci? Ya bıraksın dünyada hocam, böyle bir şey yok maçı ya. Maçı bitirdi ya. Ya dünyada da... böyle bir şey yok ya. Dünyada bir yoktur. Bir bence eşi, burada enderi. Bir yanlış bilgi yoktur. Var hocam. Olur mu dünyada? O ne? Zaman o zaman Beşiktaş'ın hakkı mı yenilir? Ya bak adam vurur. Şu ayağına çarpar, kaleci yanıltır. Tamam derim ki çift vurdu. Ya nereye vurdu belli değil ya. Ya ayağı kaymış adamın. İki tarafa vurmuş diye bir şey yok. Peki ya. Topun başına geldin. Ha. Ayağın kaydı. Düştün, top kaleciye bile gitmedi. Tekrar mı edeceksin hocam onu? Nasıl? Ya şimdi topu koydun beyaz tamam. Noktanın üzerine. Tamam koydun. Topa vurdun. Oluyor ayağın kayıyor düşüyorsun. Tamam.
İptal mi edeceksin? Hocam, şey, tekrar kural mı edeceksin? Yani, hayır. Topa dokundun ya, abi. Penaltı atışının bir kuralı var. O kurala aykırı bir vuruş olur olursa şey ya? Ya, tekrar aykırı ne bu olmuyor. Nereye direkt aykırı ya? İki hocam, defa vurmuş kabul ediyor. Ne çift vuruşu? Kim mi gördü ya? Ya hocam yapma kamera, gözü sevim ya. Ya ne kamerası ya? Kaleci gördü diyorum sana, bak tekrar söylüyorum. Kaleci tebrik ediyorum. Hemen anında, anında gördü. Ben dünyada bunun bir eşi daha varsa birisi var bulsunlar. Hocam. Bunun eşi çift bunun. Ya hocam, dünya aynı kuralla aynı kitapla bir aşağı bir yukarı ya. Bak, nasıl offside? Başka. Ya 9 bu, metre bir kere var ya, bak futbolun ruhuna aykırı ya, bu ne ya? Bak futbolun ruhuna aykırı ya, tamam. Ama Allah bu kural Allah. Kitapçığını aldın ama. Eğer iki yere vurdu diyoruz ya, nereye vurdu? Hani bu ayağına vurup yön değiştirir anlarım ya. Nereden gördün onu ya? Ayağın ucuna sıyırdı, gitti bitti. Kendi görüyor mesela, şey var görüyor hocam. Ya nereye gördü? Ya, biz, hocam eğer ya, senin dakika, bu dediğin şey, olmamış bir olsa. Bir şey söyleyeceğim. Topun yönü değişti mi? Hocam topun yönü falan ilgilendirmiyor beni ya. Diyorum ki kural, Allah Allah. Kural buna diyor ki temas ettiğin anda ikinci bir vuruşta oradan geçiyor. Bir dakika, peki geldim şöyle bir şey yapıyorum. Geldim iki ayağımla birden vurdum. Anlat bakayım bana. Olmaz. İki ayağımla birden nasıl vuracaksın hocam? Hocam vuruyorum bir abi, kural sen var yani, bu kural. Ya anlatamıyorum. Bak şimdi iki ayağım geldim. Sıçradım tavşan ne? Gibi güm diye vurdum. Tavşan gibi sıçrayıp otoboraya gitmez. Gider. Sana ne gibi vurdum ya, Allah Allah. Olmaz. Niye olmaz? Olmaz. Niye? Bir numara büyük alırsın. Nasıl olmaz? Halı sahada mesela böyle tek çift yapar, ben penaltı atarım böyle sektire. Ya bak sektir demiyorum. Diyorum ki sana bak. Topu koydum. Geldim. Tamam geldim. Güm diye vurdum. Şöyle. Ne oldu? Vurduğun anda düşersin. Penaltı kaçar. Dokundu çünkü. Ya sana ne? Gol ya, oldu. Senin dediğin gibi gol olması için hocam bir tane vinç koyacaksın. Ya sana ne? Kale arkasında cimicim Allah. Kameralar var ya, cimicimler. Cimicimin oraya bir ip koyarsın. Ya sana ne? Kaleci olursun. O sırada öldü. Top tın 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 gitti. Ya. Gol oldu. Hadi. Tamam. Hocam. Olmaz. Niye? Ya o gol oldu. Sayacağım mı? Sayılmaz saymayacağım hocam. Mı? Niye? Sayılmaz. Niye? Kurallar. Hangi kural? Ya kitapçı al hocam, al maddi. Ya kuralı anlatamıyor. Bak cevap veremiyorsunuz bana. Niye cevap veremiyorsunuz? Hocam mesela panikayla penaltı atabiliyorsun. Ya bak ama benim söylediğimi anlamıyorsun. Bak diyorum ki top burada durdu, duruyor. Siz kaleyi tuttu, tutmadı boş ver. Tamam mı? Tamam mı? Geldim, geldim. Hop yaptım. Güm diye vurdum şöyle iki ayağımla. Vurdum ya. Hocam o nasıl fizik kurallarına aykırı? Sana ne, kaleci kalp krizinden öldü. O arada top da tın 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 gitti, gol hocam, oldu. Hocam böyle bir anlat. Şey söylemedi. Bana o topu hiçbir anlamı yok şu anda. Ya sana ne, ben ne vurdum, sen derken kuralı bana hoca, söyle. Hoca şu anda seni izlerken diyorlar ki hoca ne hangi kafayla konuşuyor ya da ne konuşuyor acaba diyecekler. Ya şimdi bu gel topu koyayım buraya, alayım oradan arkadan getireyim. Ya sana o hareket yapalım hadi. Şu an gelen mesajları görmediniz. Getireyim o topu hocam. Topu getireyim, o ya hareketi yap bakayım. Ya, ama bırak. Altına bir tane minder falan bana bunun versinler. Bana bunun cevabını versinler. O zaman sen o hareketi boşuna yapmış olsun. Niye? Geçersiz olur. Kaleci düşse bile. Niye? Hocam tusu basa mı bu ya demiş. Ne ne? Tusu basa mı? Çizgi film kahramanı topa var. Topa güm diye vurdu. Ne oldu? Gol oldu deyip gülüyorlar şu an sana. Ya gülecek tabii. Hocam kaleci öldü diye örnek mi olur? Öldü fark eder mi ya, kalp krizi geçirdi öldü, heyecandan gitti. Ya da senin topunu görmedi, gol oldu. Veya neyse tutarken şey yap. Ya sen biliyor musun? Topu atıyor, direğin altına vuruyor. Hocam gidiyor, Ronaldo'nun sevinirken vuruşlarında topu zıplatmak için dibine sertçe ayağını koyuyor. Ama o şekilde vurmak, tabii Raşit'sin, Ronaldo değilsin. Olmaz demiş izleyicimiz Mehmet. Ya niye olmasın? Aynı yerde o da vuruyor belki. Dink yapıp böyle üstünde vuruyor. Allah Allah. Ama öbür ayağına çarpıyor, çarpıyor göğe. Ya yok böyle boş ver ya, bu olmaz. Ben yine bu pozisyonda kaleciyi tebrik bak, ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey, ben bir nereye bakarım biliyor musun? Şimdi bizim eskiden bizim büyük, bu üç büyük takımlar, dört de diyemeyeceğim ya, Trabzon'a olmadı pek. Şimdi ne yaparlardı biliyor musun? Bak bizde penaltı var. Şimdi hakem böyle yapar. Düğütler penaltıya bir koşar var ya, neredeyse topu dikip kendi atacak. Bak penaltı bizim aleyhimize veriyor ya, Fenerbahçe'nin lehine, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın değilse. Şimdi bizim lehimize penaltı verecek değil mi? Hareket var. Bip. Vallahi bak. Yan hakem bayrak kaldıracak. Bize olan ofsaytlarda bir çekiyor böyle. Tamam mı? Bize olan şey ofsaytlarda böyle kaldırıyor. Şimdi ben orada hakemin bir tane Beşiktaş'ın aleyhine bir foul verdi. Nasıl gidişi var orada biliyor musun? Neredeyse dikip dedim ki daha bitti, bismillah. Ben o pozisyonu gördüm mü kararımı veririm. Hakemin hocam yanlı olduğuna karar hocam veririm. Hocam yanlı değil karar ya. Bak, ya hocam ya çok net. Ben şimdi kaleci ismi yanlış söylemek istemedim. Açtım baktım, Helton Leite'yi tebrik ediyorum. Orada pozisyon daha olmasıyla beraber tekrarının bile olmayacağını biliyor. Maçı bitirdi yani adam, kaleci orada. Ya tekrar olmaz ki zaten. Dokundu, penaltı geçersiz. Ben diyorum ki futbolun ruhuna da aykırı. O kadar güm diye de belli bir şey yok. Ayağa kaymış.
Aya değdiğine de ya nasıl değdiğini de anlayamadım ben ya. Hocam şimdi de bana yazıyorlar. Ne, orada yazanları Tusi Basa dışında Bedi Taş diye arkadaşım yazmış. Hocam şaşırmıştı ya. Bu kadar ısrarla diyor. Ya ne şaşırmış ya. Onlar şaşırmış. İyi Fenerbahçe'li hocam futbol bilgisi de çok iyidir. Bak ben kaleciyi tebrik ediyorum. Çünkü biz ya nereye gördüm bunu? Ben penaltıdan çıkmışım. Tamam bu kurala aykırı ve maç o şekilde bitti zaten. Biraz maçın genelini de konuşalım. Yani bir tek bu penaltıdan ibaret değil maçla ilgili konuşacaklarımız. Tamam şimdi genelini söyleyeyim. Beşiktaş'ın geçen yönetimin yaptığı yanlışlıkları bu yönetimde devam ediyor. Ya ben nasıl Hasan Arat'la bunları konuşmuyorum, hayret ediyorum kendime. Sen Salih'i tamam mı? Cenk Tosun'un anlaşacaksın arkadaş. Sen 22 milyon veriyorsan öbürlerine bunlara da vereceksin parayı. Daha evvel versen bak bir tek Salih'i koysan oluyor sen orta sahaya tamam bak bir tek Salih Getson olsun. Üçüncü ikimiz koyarsan koy bunlar olmaz. Salih niye oynamıyor? Sakat. Olur sakat. 50 bin defa söyledim. Ver kardeşim al. Bak bu Salih geçen sene diyorum ki şimdi bizim arkadaşlar da söylüyor. Ya işte Salih yedek olur. Salih yedek olmaz arkadaş. Türkiye'nin en iyi orta sahası bak şey olarak birkaç tane varsa birisi Salih. Bak yerli olarak. İki yönlü oynuyor. Bizimkiler demek ki anlamıyor. Gole gidiyor, savunmaya geliyor. Daha ne yapar bir orta saha? Tek yönlü oynayabilir. Ama bir bak atılan gollere bak bakayım bunu, geçen sene 5'te. Hocam senin kıymetli dostun Samet Aybaba görmüyor musun? Futbolun tek patronu benim diyordu. Ortalarda ben. Yok. Nerede hocam? Ya Allah Allah hoca. Yok ortalarda yok. Beşiktaş'ın bu sezon bu maçı alır dediğimiz bir maçı var mı ki biz bir penaltıya takıldık? Mazlum bir dakika, Deniz ben de, Erdem yazmış. Bu orta sahayla hiçbir maçı alamazsın. Hacı Ahmet'i beğenmeyen var. Allah Allah. Allah Allah. Daha iyisini söyle bakayım bana yok. Ya hocam, adam gole gidiyor. Asist yapıyor. Savunmaya geliyor. Savunmaya yardım ediyor. Golleri önlüyor. Daha ne yapar ki? Ne alacak yani? Ne, Ronaldo mu yazacak? Messi mi yazacak adamı? Kim hocam, alacak ya? Daha 3'te 3'ü yok Beşiktaş'ın. Olmaz. Yönetim değişiyor. Hocanın... Teknik adam değişiyor. Futbolcular değişiyor ama oyun bir türlü değişmiyor. Hangi yazık futbolcular yani, değişiyor? Ben söylüyorum orta sahaya olmayınca olmaz. Bitti. Eski yönetimin devamı evet bir değişim için gelildi. Yapılan iki transferin dışında transferi bir değişim falan yok. Önemli değil. Bak anlatamıyorum ben. Sen bir tek şanssızlık Hacı Ahmet'le oynamaması ama Salih'in oynamaması yönetimin şeyi kabahat. Hocam. Salih oynasa bakın, adam işte sakatlı bakatlı falan bıraksınlar bu işleri abi. Biz bu bakın, işin Galatasaray içinden geldik. Takır takır futbolcuların sözleşmelerini yeniliyor. Olanları devam ediyor. İşte. İyileştirme yapıyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la Salih, seninle aşağı yukarı sezon başından beri yaptığımız her programda Cenk Tosun'la Salih'le neden sözleşme yapılmıyor diye vurgu yapıyorsun. Evet, bir şey söyleyeceğim. Ben de diyorum ya ki. Ya Getson, bak Getson'un mukayelesi varken iyileştirme yapıp uzattılar. Allah Allah. Ben de şimdi o takımdayım. Ben 5 milyon alıyorum. Herif zaten alıyor 70 milyon, 80 milyon. Bana 5 milyonla devam et diyorsun. Allah Allah. Geç Allah kalındı. Allah. Geç sakatlanırım kalındı. Şimdi abi. Geç kalındı. Onlar... Gelir geldi gelir gelmez yapsalardı bak. Beşiktaş camiası veya Fenerbahçe, Galatasaray falan her neyse. Buna devam edeceğiz. Biliyor musun? Devam ediyorlar. Buna devam ediyor. Aynı şeyi devam ediyor. Biz de devam edeceğiz. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından buradayız. Aranın ardından yeniden birlikteyiz son dilimde. Şimdi haftanın maçlarını konuşuyoruz hızlı hızlı. Sonra hepsinin genel sorularınızla beraber döneriz. Galatasaray'ın maçına da geçelim. Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. Sarı Kırmızılılar ve liderliğini sürdürdü. Bu arada galibiyet serisini de 11 maça çıkardı. Evet, Savaş Çorlu seninle başlayayım. Ben en başından beri bu hafta çok kritik diyordum ki Galatasaray için de zorlu bir maçtı aslında. Ya karşılıklı gollerin olduğu ama yine bildiğimiz Galatasaray kazanmasını bildi. Yine kadrosuyla, yetenekli ayaklarıyla ayrıntılara da ineceğiz, gireceğiz. Senle başlayalım. Nihayet Galatasaray'a geldiniz diye mesaj attı. Şimdi Mimin Burcu arkadaşım var. Erdoğan Kemal Paşa'dan eşiyle beraber bizi izliyorlar. Kübra Burcu ve Mimin Burcu'ya da selam olsun buradan. Yani sitem ediyorlardı Galatasaray'a gelmediniz diye. Ne yapayım? 2 saat Galatasaray'da. Serdivan'a selam olsun buradan. Hocam. Selamlar yani. Galatasaray evet ben de bu maçın bollu gol geçeceğini bekliyordum Melike. Ama bu kadar beklemiyordum. Yani Icardi penaltı kaçırıyor, gol atıyor, kendi kalesine gol atıyor. Kasımpaşa'nın müthiş güzel bir oyunu var. Olumsuz tarafı var seyircilerin Ali Sami'ne yapmış olduğu bir takım hakaretler, tezahüratlar diyelim ona tezahüratlar. Ama oyun anlamında Okan Hoca maçı gerideyken özellikle oyuncu değişikliklerinde biraz geç kaldı. Kazanmasını bildi. Şöyle bakıyorum mesela Mehmet'le beraber izliyoruz. Mehmet Özcan da uyumadıysa selam olsun buradan bizi izliyorsa. Genelde uyumaz o. Abi oyun hakim Ziyech'i çağırıyor diyor. Yani belki 50 kere söyledi. Ziyech girmesi gerekiyor diye. Çok güzel klas paslar verdi.
sakatlıktan da çıktı biliyorsunuz. Ağır bir sakatlıktan milli takımda sakatlanmıştı. Zaha Hakim Ziyech oyuna girdikten sonra Galatasaray biraz daha orta sahaya hakim olmaya başladı ve sonra goller geldi. Yani önemli bir galibiyet, şampiyonun habercisi bir galibiyet diyebilirim. Geçen sezon da orada İstanbulspor'u zorlu bir maçta yenerek şampiyonluğu gelen maçlardan bir tanesiydi. Evet. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan. 3 tane K'yı ben bu maçta çok beğenmedim ama ona rağmen Galatasaray kazanmasını bildi hocam. Şimdi beğenmediklerini söyledin, o zaman iyileri de konuşalım. Özellikle Mertens'i, Icardi'yi. Haberimiz var bir tane daha, o gelsin ekrana. Hocam sen hep Mertens'i söylüyorsun zaten. Sen de devam et. Biraz evvel ne dedik şey, Kerem'i orada oynatmayacaktı, şeyi orada oynatacaktı, ne o? Alsaydı veya hadi Mertens'i oynatmadın. Kerem Demirbay'ı oynatmadın. Ne o, bir tane daha var. Oliveira'yı oynatmadın. Gittin orada Aktürkoğlu'nu oynadın. Hiç olmayacak adam oynattın ama eğer şey olsaydı, yani Fred'i almış olsaydı o zaman onu oynatacaktı. Hiç böyle bir şeyler olmayacaktı. Şimdi bizi Alanya'dan Ali Tüncer seyrediyor. Selamlar, ne diyor biliyor musun? Eğer Fred'i alsaydı sol bek çocuk da diyor. Angelina da daha iyi oynardı diyor. Yani daha formda olurdu. Ama diyor. O zaman bir tek şartla kabul ederim. Yine söylüyorum, üçlü savunma olması lazımdı. Niye üçlü savunma olsun ya? Allah Allah. Hocam, ya niye üçlü savunma olsun? Orada Angelino'nun geldiği yerde çünkü baktığın zaman genelde üçlü savunmada başarılı oldu. Ya mesela Roma'ya gitti. Roma'da da mesela üçlü savunmayla başladı. Ya, orada da mesela ya kendisi. Ya ne üçlüsü ya? Üçlüsü dörtlüsü mü var ya? Yapmayın ya Allah aşkına ya. Savunma diyorsun, diyorum ki sana. Ya en iyi adamını tuttu diyorum Bayern Münih'in. Bak en fazla oynayan direk adamı. Geçenlerde bir arkadaşımız dedi ki ya yedek oynuyor dedi. Allah'ım neyse, anladın mı? Ondan sonra ya şimdi en iyi adamı Kingsley Coman'ı tuttu ya. Daha bundan daha süratli çabuk bir adam yok. Bayern Münih'in en fazla oynayan, Kimmich'ten sonra en fazla oynayan adamı, direk oynayan adamın adım attırmadı. Demek ki savunması da iyi. Allah Allah. Bu adamı ya şimdi bak. Beşiktaş'ın antrenörüne diyorlar ki ya işte hücum oyna sana bilmem ne. Adı çıkacağına canı çıksın derler ya. Ya dünya kadar gol kaçırdın Beşiktaş abi. Ne yani? Hücum oynamıyor mu? Oynuyor. Ama birileri bir şey atıyor. Tamam mı? Ha, öbürleri de işte sürü psikolojisi arkadan aynı şeyleri söylüyor. Görüyor, görmüyor. Tamam mı? Ya maça gidiyorum. Bak şimdi. Bir maça gittim. Şey falan vermeyeceğim. Hareket şu. Genç bir çocuk oturuyor yanımda. Maç başladı, hareket bu biliyor musun? Vallahi bu. Maç başladı. Maçın falan seyretmiyor yani. Birileri bir şey yaptığı zaman o iyi, o kötü bilmem ne ya. Ya burada da şimdi hemen birisine damgayı vuruyorlar. Mertens. Ya futbolcu ya adam. Canlı da izledim. Dedim bunsuz Galatasaray olmaz. Bu oynatmadın sen adamı. Oynatmadın. Belki inşallah şifayı bak, kapmaz. Tam yeni yani düzeldin derken böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şikayet kutusu var mı burada yazalım bu klimacıyla? Kim arkada? Ben çok merak ediyorum ismini cismini ya. Ya kış günü. O Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta dışarısı 8 derece. Bizim burası 20 derece ya. Hangi akta hizmet ya? Hangi akta kardeşim? Yazın 23 olur, kışı 24. Konfor sıcaklığı. 23 neyse olur. Hocam çözdük şimdi. Hastasın devam edelim. Ben de yattım bir hafta 10 gün. Ya duymuyorlar mı bizi acaba, merak ediyorum ya. Her seferinde aynı ya. Geçen de geldim ben şeyde. İçeri girdim çıktım ya, bu kadar da olmaz. Sen de dikkat et hocam kendine. Ben nasıl dikkat edeceğim, onlar dikkat edecek güya. Neyse işte ya nereden sıcak, kimi soğuk hocam. Mertens'e gelecek olsa Mertens'e sıcak da zenginlikten zarar gelmez. Mertens'ten de zarar gelmez. Mertens şimdi geldiğinde dediler ki bak geçen sene bu Galatasaray'a çok enteresan. Bu sene bırakır çok kötü bilmem ne. Ya bunları ya, duyuyorum bak. Hocam bunu? Herkes. Seni ben, bilmiyorum. Ben ilk herkes yazıyorum hocam ya, sana. Mertens'ten şikayetçi olan bir dönem hiç hatırlamıyorum ben. Ya bırak geçen sene o Okan Hoca sadece. Geçen sezonki istatistiklerini de geride bıraktı. Yani onları da geçti. Mertens'in. Hayır geçen sene gitsin tamam bitirdi falan filan hocam, dediler. Hocam yaşı itibarıyla sadece ya konuşuluyordu. Sezon, yaşa ne bakalım. Hani 90 dakikayı tamamlar tamamlayamaz. Hocam, i̇şte hocam, bir yedeği olsun diye konuşuluyordu. Yo gitsin hocama diye burada, hocama burada katılmıyorum. Mertens'in Allah gitmesi Allah. Hiç herhangi bir şey duymadım. Evet çok seviliyordu. Sezon başı şampiyon, geçen sene şampiyon takımın en önemli mimarlarından bir tanesi. Sağ içi, sağ dışı karakter her zaman alkışladığımız bir oyuncu. Bu sezonda Okan Hoca'nın şampiyon kadrodan Nelson ve Sergio ile beraber Mertens ikisini kadro dışı bıraktı. Yani kadro dışı derken 11'in dışına bıraktı. Sonra bu iki oyuncuyu da tekrar oynamaya başladı. Özellikle Mertens. Güzeldi mi Mertens? Mertens şu anda bir sene daha sözleşmeyi kapmak üzere hocam. Ya sen Manchester United maçını dua et Mertens'i soktuğunda oyuna. O penaltıyı yaptırdı falan, adam attırdı ya.
Çok net bir penaltı aldı. Doğru, profesyonelce aldı. Adam ya, profesyonel ya, orada olması onun. Ve 10 kişi bıraktın sen. 10 Mertens kişi olması yenemedin ki. Mertens için hiçbir zaman gitsin diye anlamadı hocam. Herkes söyledi. Bütün Galatasaray camiası söyledi. Şimdi sen Nelson için aynı şeyi söylüyordun. Nelson gene oynamaz. Nelson Serdar diyorsun. Deplasmanda oynamaz. Bak demin gene oynamaz. Rumeli Balkanlar Derneği biliyorsun. Kamuran Atakan abim var, sen de tanırsın. Evet, tamam. Selam söyle. Hep diyor Serdar'ı övüyor. Nelson'u bir kere de Nelson övsün diye yani. Selam söylüyorum. Serdar'ı ne övüyeceğim? Çok, Cuku'yu çok övdünüz, al. Kırmızı kartı vermedi hakim. Dua etsin. Oliveira ne olacak diye soruyorlar sana. Oliveira da müthiş adam. Ya şimdi ne diyorlar biliyor musun? Ya hoca işte iyi şudur budur. Oliveira'yı oynatmıyorsan sen. Bak ben Oliveira'yım değil mi? Ben 10 numara oynamayıp da orada Kerem Aktürkoğlu. Bak Kerem orada yani oynaması önemli değil. Orta sahanın direnci bozuluyor. Orada oynuyorsa ben hocaya var ya ağzıma geleni söylerim. Yani yüzüne söylemem de içimden sayarım, severim yani. Olmaz öyle şey. Oliveira ne be? Futbolcu adam ya. Adam attığı paslar ne? Paslar atıyor. Futbolcu. Ya oynamazsa Oliveira 2 sene hiçbir yerde kalmamış. Niye kalmamış biliyor musun? Haksızlık ediyorlar demek ki buna. Oynamazsa gitmek ister. Futbolcu şöyle gitmek istedi. Oynatmazsan tabii gitmek istedi. Olur. Oliveira ya ne yapacak şimdi? Oliveira gitsin, o gelsin, bu gelsin. Menajerlerin cebi de olsun. Oh ne güzel ya. Yok hiç kimse Oliveira düşünmüyor. Geldiği zaman biliyorsun biz seninle burada yayında süresiyle ilgili bir şey tamam, yapmıştık. 4 senelik sözleşme. Oynamaz, huysuz. Oynatma, abi oynatmazsan adama. Oliveira ne olacak derken hocam bir cezası var şu anda onunla ilgili soru soruyorlar. Yani evet, performansıyla evet, ilgili değil. Olacak? Onu ben burada düzelteyim. Hangi cezası? Bir kadro dışı cezası oldu. Allah Allah. Niye kadro dışı bırakıldı sence? Soyunma odasındaki yaşadığı bir olaydan dolayı. Ya oynatmadığı için tavır yaptı. Oynadı o maçta. Ya sonra oynamış. Ya hocam ya bak şimdi ya. Ya Allah şimdi hocam Allah. Bak şimdi oynadı. Evet. Çıktı. Bir futbolcu kötü performans gösterirse hoca bunun için vardır ya. Ben ya şimdi... evet tabii ki söyler. Çıkabilir de. Ya bir dakika bak şimdi sen beni o maçta görüyorsun. Orta sahada Berkan'la Oliveira oynattı. Tamam mı? Yine Kerem'i burada oynattı ve elendin. Bak şimdi. Şimdi sen beni burada oynatırsan Berkan'la tamam mı? Ben kötü performans gösteririm. Bak bunu kimse anlamıyor. Yanındakiler çok önemli. Tamam mı? Sen bana beni burada oynatırsan şimdi koy buraya Terora'yı. Koy yanına Kerem Demirbay'ı, koy önüne Oliveira'yı, bak nasıl o zaman sağ bek oynayan Barış'ın, sol bek oynayan Barış'ın. Ya bak hala nereye gidiyor? Ben sana bir şey söyleyeyim, sen bana Barış'tan bahsediyorsun. Oynayacak hocam orada, ben 8 numarada oynar, 6 numarada oynar. Yani ya oy bak anlayamıyorsun ki, anlayamıyorsun. Yani ben diyorum ki sana yanındaki adamlar çok önemli. Diyorum ki bu kadroyla oynadığı zaman bunun performansı yukarı çıkar. Kişiye göre kadro mu yapacak hocam? Yalnızca. Ne demek kişiye göre? Sen bunu burada oynatırsan beni demek ki zaten iyi okum... oynama diye beni oynatıyorsun demek ki burada. Salak mı bu adam? Beni burada Berkan'la oynatıyorsun, ileride Kerem oynuyor. Ben burada ondan sonra beni oyundan alıyorsun. Allah Allah ya. Ya aptal olması lazım adamı bunu anlamak. Zaten kadroyu oynadığı zaman ben olsam ısınırken hemen bileğim ağrıyor, burkuldu deyip çıkarım. O kadar aptal değil bu futbolcu. Daha kadroyu okuduğu zaman suratı düşmüştür onun. Beni burada 6 numara, 8 numara gibi oynatıyor. Yani ben bir şey demiyorum hocam. Olmaz abi. Şampiyonlukta da 6 numara, 8 numaraydı. Yanındaki adamlar da değişti. Ya bak abi ben bir şey deyince sen daldan dala atlıyorsun ya. Yok ben Sergio, sana bunu söylüyorum. Sergio'nun performansıyla ilgili ben de zaman zaman şey yaparım. O zaman her oyunda soyunma odasına gitsin, krampon atsın, duvarı tekmelesin. İyi yapmış abi bana göre. Icardi eski formuna kavuştu mu, ne diyorsunuz? Daha da formuna kavuşacak. Daha da yükselecek daha mi? Daha da yükselecek. Sanki gol attıkça daha da o eski özgüvenini ve rahatlığını kazanıyor. Ozan Zeybek eğer izliyorsa bizi bilmiyorum bu saatte kulakları çınlasın. Rize maçından önce burada yayın yaparken kalan maçlarda 5 gol atamaz demişti. Ben en az 10 gol atar dedim. Yoksa sıkıntı var dedi. Ben sıkıntı yok dedim. Rize maçından önce futbolcuların primleri yattı 11 maçlık biriken. Kasımpaşa maçından önce maaşlar yattı. Sorunsuz bir Galatasaray var. Tüm futbolcuların maaş ayları, Mart ayı maaşları da yattı. Primler zaten yatmıştı o maçta. O yüzden dedim ki Icardi'yi bundan sonra çok farklı izleriz diye. O maçtan itibaren Rize maçında da mesela golünü attı. Burada da kendi kalesine, rakip kaleye penaltı kaçırdı. Maçın ne adamıydı. Olacak, o gol sayılacak mı kendi kalesine attı? Icardi'den. Gol krallığını hakikaten söylüyorum ya. Kendi kalesine attı. Yine gülmeye ihtiyacımız vardı. Ya gol Allah Allah. Icardi'nin öyle bir kredisi var ki taraftar nezdinde, Okan Hoca nezdinde. Daha sahada. Mesela penaltı kaçırsa mutlaka gol atıyor. Gol kaçırsa atıyor. Kendi ya, kalesine bak, atıyor. Ya bir şey soruyorum. Normal, bak cevap vermiyor. Ya bu gol krallığında sayıldı mı? Sayılmaz sayılıyor hocam mu? Sayılır mı? Hocam sayılır mı? Gol. Hocam niye böyle şakalar yapıyorsun? Ya niye şaka? Gol ya. Hocam seviyorsun. Allah. Böyle şeyleri sen. Ya niye seviyorum milletin ya? Kafasını yok işte iki ayağıyla penaltı attı. Orada çok güzel. Tuzu basa örneğe çok güzel verilmişti. güzel maçta kendi kalesine de gol attı. Ne şey maçıydı? Karagümrük maçıydı galiba.
Panenka penaltısı kaçırdı. Ardından evet. penaltı attı. Manchester United maçı çok kritik maçta penaltı kaçırdı. Sonra çok güzel bir gol attı. Sonra gol sevinci yaptı. Evet. Bu maçta keza aynı şekilde. Icardi'yi futbolcular seviyor, taraftar seviyor, Okun Hoca seviyor. En kötü halinde gol atmasa bile ben de sahada kalmasına yanayım. Çünkü Icardi öyle bir enteresan ki Hakim Ziyech'in o müthiş ortasına kafayı vurabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda sert bir şutla kaleyi gole çevirebiliyor. Asist yapıyor. Ya, asist yapıyor. Müthiş ya. Yani ben futbol az önce Dzeko, Icardi bu iki oyuncuyu kolay kolay çıkaramazsınız. Mesela sezon başındaki Aboubakar'ı Dzeko yerine geçebilir mi? Geçemez. Bir dakika Dzeko deyince Dzeko ile Icardi'yi aynı tutma. Fenerbahçeliler bile kızar sana. Dzeko kötü bir adam değil ama yani şimdi Icardi'nin yerine kimseyi koyarsan hani o şeyi tutmaz hocam, ama. Hocam ikisi farklı özelliklerde oyuncu kesemezsiniz. Tamam da Dzeko'yu kestiği zaman Murat Bey şey yazmış. Icardi bir tek ligde Galatasaray'a gol atmamıştı. Bu maçta onu da attı. Olsun canı sağ olsun. Çok güzel kimse bravo. Murat Bey bak senin hayranın bu izleyicimiz hocam. Seni öyle çok mi? Seviyor. Evet. Abi Murat zeki adam bak. bugün birkaç tane benzer şey ben de okudum. Var değişik espriler de vardı. Yani bunlar. Ben de öyle bir golüm var biliyor musun? Kocaeli Spor'dayım, Mustafa Denizli bir korner attı. Bizim de Mahir vardı. Kafasını uzattı. Ben de böyle duruyorum. Topu dizime vuruyorum. Bir çarptı kendi kaleme. Aynı biliyor musun? Vallahi bak. O zaman bir ben kimim yapalım hadi. Bak Gökhan ve Gökmen abi var. Bunlar kardeşler. Gökhan Büfe'den, Sakarya'dan. Onlar da diyor ki Icardi'nin sonsuz bir kredisi bitmez diyor buradan. Selam olsun ya, Gökhan ve Gökmen abi. Kim ne diyebilir ki ya? Angelina'yı sormayacağız hocam. Daniel top atanısın. Avrupa'ya ilk transferimi İtalya'ya gerçekleştirdim. Serie A'da 4 kez şampiyonluğa ulaştım. Hmm. Bir döneme damga vursam da sakatlıklar süperstar olmama engel oldu. Wagner Love ve David'le çok gole sevindik. Kariyerimi MLS'de sonlandırdım. Ben kimim? David dedi, Fenerbahçeli evet, David mi? Herhalde evet. Wagner Love kimdi ya? Antalya Spor'u. Wagner Love Alanya'dan Beşiktaş'a gelmişti ya. Gol kralıydı Alanya'da. David Fenerbahçeli David herhalde. Hı-hı. Değil mi? Çok güzel. Kim acaba? Çok iyi bildiğiniz bir isim olduğunu söyleyeyim. Süperstar son olmadı. Sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Serie A'da 4 sefer şampiyon. Bu Milanlı bir futbolcu olabilir mi? O dönemden... 4 defa şampiyon olmuş arkadaş. Kim oldu 4 defa üst üste orada? Veya 4 defa? Milan mı? Juventus mu? Juventus'u var mı? Biraz düşünün. Wagner'le o Beşiktaş'a nereden, Alanya'ya nereden gelmişti ya? Juventus'tan o dönemki transferi bayağı bir... Amerika'ya gitmiş. Bir takımı var, onu söylersek bulurlar da. Başka takım ben var. Ben bulamam ya. Vallahi. Wagner'le o David... Yok mu cevap? Bir tahmin. Çok zor. Avrupa'ya ilk transferimi dediğine göre nereden olabilir? Brezilya'dan olur. Yok ya Brezilya. Brezilyalı. Brezilyalı. O. Yani artık bir daha sen diyor ya. Yani. Türkiye'si var değil mi? Hayır. Türkiye'si yok. Brezilya'dan İtalya'ya gelmiş ya. Ya Milan'da ya Juventus'ta hocam bu. Hala oynuyor değil mi? Çok sev, hayır. Çok sevilen bir isimdi. Yani hayranları vardı. Bir dakika, sakatlıklar süperstar olmama engel oldu diyor. Bir bu Brezilyalı. Efsane futbolcular arasında. Brezilya'dan geldi ya. Kim geldi şuna? Bir santrfor. Daha hiç yani. Brezilya'dan gelen santrafor. Wagner Love ile David nerede aynı anda oynadılar? Brezilya'da oynamıştır herhalde. Yok, Wagner Love İtalya'da bence. David, he? İtalya David. Zaten. İtalya. İtalya'dan bulmanız lazım İtalya'da da. İkisi bir arada bunların Juventus. Bu futbolcunun Fiorentina'sı var. Ama yani Fiorentina'sı var da daha neleri var? Bu bilmeniz lazım. Fiorentina Fatih Terim dönemi de vardır bunun içinde kesin. O kadar eskiye gidiyorsak ama yok o kadar 2000'li yıllarda var. Bir kulüp olmaz. Bir kulüp daha söyleyeyim. Roma'sı var. Bu arada Fatih Terim'le çalışmadı. Orayı zaten eledim. Sonra bu da... Şimdi
Roma'sı var, Fiorentina'sı var ama bir kulübü daha var ki onu söylesem bulursunuz. Ya burada ne tip kafama takılıyor biliyor musun? Süperstar olmama engel oldu. Yani bu sonuçta bizi böyle yıldız... Fatih Terim'le çalışmadı ama Mancini ile çalıştı. Milli takımda? Yok milli takım hocam olmaz. Brezilyalı. O... Brezilyalı Fatih Mancini ile Inter'de. Evet. İtalya. Inter. Inter'i var Inter'de. Çünkü Mancini o kadroda... Hiç bilmem ki Inter. Vallahi Hakan Çalanoğlu'nu biliyorum başka da. Inter kadrosu... Hocam bak ya... Hıdır Bey bildi, tebrik ediyorum. Inter deyince hemen aklınıza gelmesi lazım. Santfor, Inter. Hayranı çok dedik. Brezilyalı. Türkiye'ye aynı isimle başka bir bek oyuncusu geldi. O da Brezilyalı. Ronaldo. Brezilyalı. Bek diyor ya. Ha, Carlos. Roberto Carlos. Hayır, yok, bu bek değil, bu Santfor. Anladım da. Aynı isimle bir bek oyuncusu yine Brezilyalı geldi. Fenerbahçe'ye mi? Hayır, Türkiye'ye geldi. Türkiye'de yok. Bu futbolcunun Türkiye'si yok ama anladım, aynı isimle. Anladım canım, işte Roberto Carlos gibi Roberto olabilir, Carlos olur. Değil. Bilmem ne ya. Başka bir isim. Başka ne olabilir ya? Aa, ne yapayım ben daha? Gökhan Keskin gizli gizli izleyip cevap veremezsin. Ne diyor mu? Keskin, bildi. Keskin cevap. Kendi Gökhan Keskin. Keskin. Bekleriz bir akşam son sayfaya. Canlı yayında davet ediyorum. Artık gelsin mi ya? Yok, bugün bu ikili biraz olaylardan ötürü herhalde. Zayıfız. Gelsin mi? Sen sorsaydın. Bakın Inter. Brezilyalı. Golcü. Adriano gelsin. Adriano Celentano. Vallahi ne yapayım ben artık? Verebileceğim bütün ipuçlarını verdim. Ben bilemezdim. Vallahi. Beşiktaş'a gelen Adriano'dan belki hatırlarsın diye de aynı isim Brezilyalı. Öyle yok, de bir ipucu verdim. Ama hocam, olmadı. Kolay bir soruydu da. Bilemedim. Çok kolaydı bence de. Sorsaydın Adile Naşit, işte, babam sınıfında oynadı falan. Tanyal neydi falan, top atan şeyin. Duydunuz mu? Falan belki bilirdik o zaman. Ya biraz onları vallahi sanatçıları. Hocam senin canın sıkılıyor galiba. Yok ya. Ya biraz değişiklik olsaydı ya. Bak orijinal adam. Hocam sor. O kadar kaotik ki artık futbol. Yok, yok. Hocam birazcık neşelenelim ya, istiyor evet ya, yani Ali gerçekten. Ali Sami'ye sokan gülü Adem abi de hocam, kaka yazmış. Hocam tamam. Melike bizim. Ne diyor? Ali Sami'nin sokağın gülü Köfteci Adem abim benim. Selamlar. Büyük usta Ali Sami'nin sokağın neşesi, her şeyi. Evet, bugün de iftar onda yaptım. Bir yemekler yapmıştı. Güvenç hocamdan çok daha iyi elli vardır onun. Neler yapmıştı bugün. Sağ olsun. Kaka yazmış o da tabii. Şimdi... Bilememiş. Ama ben olsun. Bakmıyorum. Bak o görüyor. Görüyor musun? Yine bakayım. Allah aşkına. Yok ben merak ediyorum. Bizden hiç kimse bilmiyor zaten. Benimkiler. Arkadaşlarım sağ olsun. Arkadaşlarını da ezdi. Ben soruda gidene kadar bakmıyorum. Soru geldikten sonra bakıyorum. Evet biliyorum seni. Peki şimdi logoları soracağız. Güzel. Sen denk geldiniz mi buna? Logo. Ben denk geldim. Şey, bildin çok de. Iyi, hiç bilemedim. Bilemedin ha, mi? Bir tane şeyi bilmiştim. Arsenal'ın şarkısını bilmiştim. Şimdi. Ha evet sen marşı bildin. Şey, marş da var bugün. Onur var ya hepsini biliyor. PlayStation oynuyor. İlk logomuz adam, gelsin. Diye bak. Kocaeli Spor ya aklıma gelen. Kocaeli'ye selamlar. Hangi takımın logosu izleyicilerimiz de yazsınlar. Ha, buraya gelmeden. Bu arada hazırlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu bölümü yeni yeni yapıyoruz. Ben de denk geldim bu arada sosyal medyada bir yarışma da var bununla ilgili. Çok keyifli. Bir çocuk paylaşmıştım. Çocuk seri bir şekilde bütün logoları biliyor, tahmin ediyor. İsimleri yazmadan logolar geldiği anda. Güncel logolar mı peki? Bazen mesela eski logo kullanılıyor ya. Şu anda güncel logolar mı? Hazırladık herhalde ya. Güncel hazırladık. Bu ne ya? Yabancı, Türk değil. Yok yabancı. Şu andaki güncel logosu bu takımın. Brezilya mı? Arjantin'dir. Hayır. Avrupa'da bir ülkenin takımı. Portekiz Ligi olabilir hocam. Yok ülke ya. Söyleyeyim mi? İspanya. Bürüş. Nasıl ipuçları versen bilemedim. Şöyle. Ülke söyleyeyim mi?
Söyle sen de zor bilirsin. İtalya. 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 Yazıyorlar size cevapları. Evet. Yok bana gelmiyor. Ya, bu dırt dırt dırt. Erkan. Bildin. Gökhan Keskin. Korsan konuğum. Bildin. Oradan bilmek olmuyor. Gökhan ama hocam, bir şey söyleyeceğim. Bunu buradan da bilebilirler. Ne yazacak da bulacak bunu. Gökhan hocam buraya geleceksin. Burada bileceksin onları. Bir akşam gitti, hakikaten 16, ben de gitti, 18, izlemek istiyorum. İtalya. Seri A'ya bak. Evet düşünün bakalım ne olabilir. Takımları tek tek sayalım hocam. Lazio. Şu anda düşme hattında. Düşme hattında kim var ya? İtalya Ligi'nin takımları. Transfer alışverişlerimiz de olmuştur bu takımla. Napoli yukarıda, Fiorentina olmaz. Ya aklıma geliyor. Mesela Salernitana değil. Ama ben bir daha gelirken var ya bütün izleyicilerimizden de bileni okuyalım. Biliyor musun Legolara gelirken bir daha. Bütün gün ders çalışıp böyle geleceğim. Ders çalışıp logoları ezberle. Evet. Şimdi nedir? Oyun oynayanlar böyle çok biliyordu. Bunları rahat hatırlıyor ve biliyor. Tabii şu anda konsol mesela oyunu, bizim arası sorsan çocuklar bilgisayar mesela. Oyunu. Doğru benim şimdi oğlanı bunu ben sana söylesin. İlk bileni arıyorum. Herkes yazmış. Yapma ya. Yok mu? Ya. Bulgar Şirinov ilk bilen izleyicimiz. Ya bip ötüyor bunun telefonu. Buna doğru cevap geliyor bak. Seçil. Sen de bildin. Bak, Seçil de bizi izliyor. Kadınlarımız da futbolana kadar meraklı olduğunu. Ya kendisi zaten meslektaşım Seçil tabii. Menteş. Evet. Tamam, o zaman selam olsun. Ben Seçil sen izleyici gibi ben yok. Meslektaşın oldu tamam o zaman bir şey demem. Ama kadın futbol severler de kadın meslektaşlarımız da biraz artık, daha fazlalaşıyor. Evet. Ama artık daha fazla siz de olsunlar bilin. Bence. Daha da fazla olsunlar. Evet. Getirelim artık yani daha çok var. Yine hocam bugün bizi hakikaten... Ya bak iki tane bizim... Düşme hattı dedim İtalya dedim saysanız düşme hattındaki takımları. Bir Sassuolo ya. Transfer şeylerimiz vardı diyor hocam. Evet. Mert Dürkan'a son zamanlarda... Yani bence verdim. Ben bütün ipuçlarını verdim. Verdim. Vallahi biz de bugün. Bugün sınıfta kaldı şey. Ben kaldım kabul ediyorum. Vallahi billahi transfer de o kadar düşünüyorum. Nerelerden gidiyorum? Ya, inanamıyorum o da hem de şey Mert Müldür'ü aldık bilmem ne ya. İki tane daha var. Şimdi ikincisi gelsin. Hadi bakalım. Hiç ipucu vermeden bakayım bilebilecek misin Gökhan Keskin? İngiltere mi? Hayır. Hiç bilemedim. Tamam İngiltere olsaydı. Nereden bileceğim? Hangi ülke? Biraz düşünün hiç ipucu vermeyeceğim. Ya zaten bilemeyiz merak etme. Şöyle bir logodan da hiçbir şey çıkmıyor. Yani ya bu nereden ne çıkacağım? O bizim bu. Hadi o zaman. PlayStation. Bu nasıl öyle İspanya. La Liga'dan bir takım. Braga mı? Hayır. İspanya Braga. Hocam İspanya dedi. İspanya Braga. Pardon. Braga şeyde. Portekiz. Hayır. Sevilla'nın logosuna benziyor. O şampiyonu ikinci takım hangisi? Bizim çocukluğumuzda şey vardı ya hocam. İkinci var ya şimdi Real Madrid'in arkasından. Vardı ya bir takım Real Madrid'in yeni şampiyonla oynayan takım. Ya ismi ne? Real Madrid'de şu anda... Ya iki birinciydi ya. Bir ara. Evet. Yendi de ismi... Ne bileyim ben bunu? Ne bileyim neleri bileyim? Bil. Yahu yendi ya şey Real Madrid onu. Da, attı geriye adam liderdi takım. Şu anda... Liderdi üçüncü mü ne şu anda ikinci mi üçüncü mü ne oldu ya? Evet Allah hocam Allah. Bildin ama ismi... Bildim ismini bilemiyorum. Real Madrid ya yendi ya Real Madrid attı onu aşağı 5-6 puan. Ya kaç ben hocayı bildi sanıyorum. Tamam. Çünkü güven çocuğa nedir? İsimleri İsimler bil. Konusunda biraz sıkıntılıdır yani. Girona ne derseniz işte İspanyollar Girona diyor, Katalanlar Girona bundan diyor. Bundan sonra var ya bir şey söyleyeyim mi? Ya logolara sen, çalışacağız. Ya bir, tamam da sen bu Girona'yı nasıl bilmiyorsun? Kaç hafta lider kaldı bu değil mi? Yani Real Madrid bunu evet şu anda da 3. sırada. Ya o kadar ipucu veriyorum bilemiyorum. Ben ne yapayım? Ara pas atıyorum. Boş kaleye kesiyorum. Son bir tane daha var. Hocam bunu bildin sanıyorum. Çok güzel açıkladın çünkü hiç de ipucu vermemiştim. Erkan ve Gökhan Keskin yine bildiler. Onları da tebrik edelim. Cüneyt Cingöz hocam da bilmiş. Bu takımı da bilin bakalım. Hadi selam bakalım. Cüneyt Cingöz hocama. Arı. Mesela böyle bir logo oldu. Forma falan olsa formaları çat 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 bulurum da hocam bu. Google'a yazın hadi şey diye. Rahmetli Özal'ın partisi neydi abi? Benim de aklıma o geldi. Hocam siyasete girmeyelim.
Şimdi ne geldi aklıma biliyor musun? Bir parti daha yaptı. O da arı şeyi koydu. Ya bizimki de arı, bizimki dedi bal arısı dedi. Bal yapanlar da olmadı. Ekranda olsam şimdi hemen bakardım böyle. Bal şimdi yapanlar. Buradan da bakayım mı? Google'a yazayım mı? Arı Google'a. Şimdi de İngiltere'ye gidiyoruz. İlk ipucunuz. Bak İngiltere. İngiltere. Wolverhampton'da. Hayır. Brighton attım. Hayır. Aston Villa olmaz. Nottingham Forest olur mu? Hadi sayın hepsini. Bunu mesela şu anda var bizim tabii. Kerem. Burnley. Hayır. Allah Allah. Southampton. Burnley, Southampton. Bütün Premier Ligi sayıyoruz şimdi. Ne? Brant ne o? Evet. Brighton dedim ya ben. Söyledin mi? Tabii Brighton dedim ya. Hayır Brighton Brantın. Değil. Başka bir şey söylüyordu o. Brighton ne? Ne? Brighton, Brighton. Aurelio mu? Yine. Yok Brighton. Yok ne o hocam? Brighton değil. Ya Brighton demiyorum. Bournemouth. Aa hayır. Brighton, Brentford, Seçil. Brentford. Bravo sana Seçil. Brentford. Gökhan Keskin. Gel burada yarış bakalım. Burada da göreceğiz. Dedim işte ben oraya burada olduğu zaman takip edeceğim. Gelelim. Evet Seçil Brentford. Seçil şeyden hapishaneden mi yazıyor? Hayır. Niye hocam hapishaneden yazsın? Var ya orada bir Seçil. Ya yine bugün hocam. Bizim futbolla ilgili ya. Ya. Allah Allah. Destekleşim dedi. Hayır canım. Ya. Ya. Buna var ya. Bütün futbollarla alakası var. Kesin şimdi çok üzüldüm. Demin Anca ben hiçbir programda bu kadar gülmedim yalnız. Bak Anca size gülüyorum ben ya yoksa. Gözümden yaş geldi. Hoca bugün çok iyi gerçi. İyi de futbolcuları tanıyor gülüyor. Hocam dedim ya meslektaşım niye diye. Niye oraya vurgu yaptın süper edeceğiz. Neyse konuyu kapatalım. Tanı beni mi yapalım ne yapalım Allah Yusuf? Allah kurtarsın onu da ya vallahi. Marş mı dinleyeceğiz? Şimdi marş dinleyeceğiz. Marş dinleyeceğiz şimdi. Ay Allah'ım ya. Hocam. Senin ağzına sağlık. Her günümüz böyle güldükte geçsin. Savaş Çorlu senin de ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Güvenç hocam bizi bugün çok güldürdü. Evet tatsız konularla başladık ama dedim ya pozitif bir programız. Sizi birazcık güldürebildiysek, keyiflendirebildiysek ne mutlu bize diyelim. Okuyamadığım sorularınız, yorumlarınız için de kusurumuza bakmayın. Bu hafta her gece beraberiz neredeyse. O yüzden yine siz saatler 23'ü gösterdiğinde burada buluşalım diyelim. Hoşçakalın.